Ve selamun aleyküm ve rahmetullah. Haber televizyonundan, Haber radyodan, Sabah şansından bizi seyreden, bizi dinleyen herkese en içten sevgi ve saygılarımızı arz ediyoruz efendimizden. Önce Mehmet Derin daha vardı. Türkiye'den, dünyadan haberler taşıdı size, bize, hepimize. Şimdi sıra bu fakirde. Yaklaşık saat 8.50'ye kadar birlikte olacağız. Allah'ın izniyle hafta içi her sabah yaklaşık bu saatlerde huzurlarınıza geliyoruz ve dua ediyoruz önce. Hazır mısınız ey dua ordusu? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allahu ekber. Ya rabbel alemin ve rahmen rahimin. Allah'ım sen rahmansın, sen rahimsin. Sen her şeye kadirsin. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Bize merhamet et, bize yardım et. Dualarımızı işit ve kabul et. Yalvarıyoruz sana. Ya rabbel alemin ve rahmen rahimin. Allah'ım vatanımızı, milletimizi, devletimizi, bayrağımızı, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi koru, kolla, muhafaza et, yalvarıyoruz sana. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin Allah'ım, vatanımızı, milletimizi, devletimizi idare edenlere akıl ver, fikir ver, sabır ver, dayanma gücü ver, yalvarıyoruz sana. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin Allah'ım, İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Yalvarıyoruz sana, Müslümanların kalplerine birlik ve beraberlik duygusu koy. Birbirini sevme duygusu koy. Yalvarıyoruz sana Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin. Dünyadaki dertli olan Müslüman kullarına derman ver. Hasta olan Müslüman kullarına şifa bağışla. Borçlu olan Müslüman kullarının borçlarını ödeyebilmelerini sağla. Yalvarıyoruz sana. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin. Allah'ım. Kafirler topluluğuna karşı devletimize, milletimize, ümmeti Muhammed'e yardım et. Yalvarıyoruz sana. Allah'ım sana yalvarıyoruz. Annelerimizi, babalarımızı, eşlerimizi, evlatlarımızı, ailelerimizi, sana iman etmiş Müslüman kardeşlerimizi cehennem azabından koru, hepimizi cennetine kabul et. Günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört. Yalvarıyoruz sana ya Rabbel Alemin ve Rahmen Rahimin. Evlatlarımızın karşısına iyileri çıkart, hayırlıları çıkart. Yalvarıyoruz sana. Allah'ım bize de helal, hayırlı, bol ve bereketli rızık bağışla. Yalvarıyoruz sana ya Rabbel Alemin ve Rahmen Rahimin. Allah'ım ordularımızı her daim muzaffer eyle. Yalvarıyoruz sana ya Rabbel Alemin ve Rahmen Rahimin. Amin. Burası A Haber. Şimdi haberler. Rusya ve Ukrayna savaşıyorlar. Savaşta 19. gün yaşanıyor. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'a gelen Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'i kabul etti. Çok önemli, çok büyük ve sonuçları açısından yeri yerinden oynatacak temaslar, diplomasi çabaları var Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde. Başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Dışişleri Bakanı, diğer bütün bakanlar Allah'ın izniyle Türkiye'yi arzın merkezi yaptılar. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'i kabul etti. Gündemde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları da vardı. İstanbul'a gelen Mitsotakis ilk olarak Fener Rum Patrikhanesi'ne giderek Ortodoksluk Bayramı ayinine katıldı. Törenin ardından görüşme için Vahdettin Köşkü'ne geçen Mitsotakis'i Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşıladı. Bir süre Boğaz manzarasını seyreden ikili daha sonra öğle yemeğinde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen kabul 2 saat sürdü. Görüşmenin ana gündem maddesi Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı oldu. Değişen Avrupa güvenlik mimarisinde Türkiye ve Yunanistan'ın özel bir sorumluluk taşıdığına işaret edildi. Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlıklara rağmen iletişim kanallarının açık tutulması ve ikili ilişkilerin iyileştirilmesi konusunda mutabık kalındığı görüşmede 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine yönelik atılacak adımlar da masaya yatırıldı. Türkiye'nin attığı adımlara değinen Başkan Erdoğan, Ege sorunlarında ilerleme konusunda inancını koruduğunu belirtti. Sorunların samimi ve dürüst bir diyalog yoluyla çözülebileceğini belirten Başkan Erdoğan, iki komşu ülke olarak sadece kriz zamanlarında değil, her zaman konuşmaları gerektiğini de dile getirdi. Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından kısa bir süre sonra Mitsotakis, parlamentoda yaptığı konuşmada işgalden sonra yeni durum Türkiye ile görüşmemizi gerektiriyor demişti.
Mitsotakis ise Yunan basınına yaptığı açıklamada ikili ilişkilerin düzelmesi için temel atıldığını vurguladı. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü. Guterres, Erdoğan'a Rusya ile Ukrayna arasındaki arabuluculuk çabalarından duyduğu memnuniyeti iletti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin diplomasi temasları çok önemli. Efendim, ışığı gören Türkiye'ye geliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarafsız ve bağımsız dış politikası işte bunu ortaya koydu. Demek ki neymiş? Devletin ve milletin çıkarlarını önceleyen, ona buna kul köle olmadan dış politika uygulayan her devlet eninde sonunda bütün dünya tarafından takdir edilirmiş. Almanya Başbakanı Olaf Scholz bugün Ankara'ya geliyor. Hangi başlıklar, hangi konular var görüşmelerde, anlatalım sizlere. Was die Frage der Nutzung von LNG betrifft. Diplomasi trafiğinin hızlandığı Türkiye bugün önemli bir konu da ağırlayacak. Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya resmi ziyarette bulunacak. Göreve gelmesinin ardından Türkiye'yi ilk kez ziyaret edecek olan Scholz, külliyede Başkan Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak. Ziyarette Türkiye ve Almanya ilişkileri masadaki öncelikli konu. İki ülke işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak. Ukrayna Savaşı ve Türkiye-AB ilişkileri de masadaki konular arasında. Ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası meselelerin de ele alınacağı bildirildi. Saat 6'ya 6 dakika geçiyor. Akdeniz'de İsrail, Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa'nın boru hattı projesi çöktü. Türkiye, İsrail, Yunanistan projesi öne çıktı. Mısır da eklenecek. Suriye, Lübnan da buna katılabilir. İşte ışığı gören Türkiye'ye niye geliyor? Anlamı bu sevgili seyirciler ve dinleyiciler. Sabah Ajansı devam ediyor. Saat 6'ya 7 dakika geçiyor. Ukrayna'nın kritik liman kentlerinden olan Mariupol'daki Rus saldırılarına ilişkin çarpıcı bir görüntü ortaya çıktı. Rusya-Ukrayna savaşının 19. gününde bu görüntü geliyor şimdi huzurlarınıza. Dikkatlice manevra yaptı, devasa namluyu 9 katlı apartmana doğrulttu. Sivillere ait binayı kasıtlı olarak hedef aldığı görülen Rus tankı kameraya böyle yakalandı. Görüntüler kuşatma altındaki Mariupol'den. Kritik liman kenti üzerindeki Rus baskısı hızla artarken 11 Mart'taki saldırılara ilişkin çarpıcı bir görüntü ortaya çıktı. Rusya'ya ait bir tankın sivil yapıları hedef aldığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntülerde dikkatlice manevra yaparak hedef alan Rus tankının 9 katlı binaya peş peşe ateş açtığı görülüyor. Binanın üst katlarında yangın çıkarken yeniden konumlanan tank ise bu kez biriş yerini vurarak havaya uçuruyor. Şiddetli patlamalara hedef olan binada büyük hasar oluşurken saldırıda ölen ya da yaralananın olup olmadığı bilinmiyor. Ukrayna topraklarında ilerleyişini sürdüren Rus ordusu Dnipro Belediye Başkanı Yevhen Matveyev'i kaçırdı. Geçtiğimiz günlerde de Meliutpol Belediye Başkanı yine Rus askerler tarafından kaçırılmıştı. O anlarla ilgili haber geliyor şimdi huzurlarınıza. Ukrayna'da Melitopol Belediye Başkanı'nın ardından Dnipro Rudne Belediye Başkanı da Rus ordusu tarafından kaçırıldı. Gelişmeyi Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba sosyal medya hesabından duyurdu.
Rus ordusunun teröre yöneldiğini savunan Kuleba, demokratik olarak seçilmiş Dnipro-Rudne Belediye Başkanı Yevhen Matveyev'in kaçırıldığını vurguladı. Kuleba, Ukrayna'ya ve demokrasiye yönelik saldırıların durdurulması çağrısı yaptı. Rus güçlerinin 11 Mart'ta da Melitopol Belediye Başkanı Ivan Fedorov'u kaçırdığı açıklanmıştı. Seyrettiğiniz efendim Ukrayna'da taraflar arasındaki çatışmalar, şiddetli çatışmalar sürüyor. Krizin barışçıl çözümüne ilişkin çabalar da devam ediyor. Sahada savaş ve yıkım, masada barış görüşmeleri ve umut. Ukrayna'ya savaş açan Rusya'nın saldırıları hız kesmezken krizin barışçıl çözümüne yönelik çabalar da sürüyor. Kremlin Sarayı, taraflar arasındaki ateşkes görüşmelerinin devamına yeşil ışık yaktı. Sözcü Peskov, Ukrayna ile yürütülen müzakerelerin dördüncü turunun bugün yapılmasının planlandığını duyurdu. Ukraynalı ve Rus heyetler daha önce Belarus sınırında üç kez bir araya gelmişti. Ancak görüşmelerden bir sonuç alınamamıştı. Müzakere heyetlerinden edinilen bilgiye göre diğer turlardan farklı olarak bu kez gerçek bir barış umudu var. Görüşmelerden önümüzdeki günlerde olumlu bir sonuç çıkmasının ihtimaller dahilinde olduğu ifade ediliyor. Diğer yandan, görüşmelerin Kremlin'den yapılan açıklamaya paralel olarak çevrim içi şekilde devam etmesi bekleniyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın saldırılarında yaralanan askerlere sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Yaralı askerleri ziyaret etti, savaş gazileriyle selfie çekti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus saldırılarında yaralanan askerleri sürpriz bir ziyaretle moral verdi. Zelenski, Ukraynalı savaş gazilerini cesaret madalyasıyla ödüllendirdi. Сил вам, ви молодці, заради вас і на ваших плечах все це. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada videodaki askerlerin Hostomel ve Irpin'de yaralandığı ifade ediliyor. Bütün bunlar olurken NATO sınırlarına füze yağdığının da altını çizelim sevgili seyirciler ve dinleyiciler. Ve yine bütün bunlar olurken Türkiye Cumhuriyeti Devleti Antalya'da dünyanın gözünün, kulağının, aklının, fikrinin çevrildiği çok büyük bir diplomasi zaferi elde etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da aynı zamanda memleketi Antalya, onun bu diplomasi forumunun bugünlere kadar gelmesinde çok emeği var ve katkısı var sevgili seyirciler ve dinleyiciler. Şunu söyleyelim, hem Rusya'da hem Ukrayna'da hem dünyanın geri kalan tamamında itibarlı, güvenilir bir yeri olduğunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün dünya bir kere daha gördü, tanık oldu. Şehrin altyapısı tamamen gitmiş. Yani cep telefonları çalışmıyor. Uydu telefonuyla bile görüşmek çok zor. Evet, oradaki camide bizim vatandaşlarımız var. Biz onlarla telefon hatları kesildikten sonra yine sahadaki kontaklarımızla, uluslararası kuruluşların bu tesis uydu telefonlarıyla da teması sağlıyoruz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mariupol'de camiye sığınan Türklerle ilgili açıklama yaptı, son bilgileri paylaştı. Caminin bombalandığına dair bir haber çıktı. Daha sonra caminin imamı bunu doğrulamadı. Yani camiye çok uzak olmayan ama çok da yakın olmayan bir bombanın düştüğünü söyledi ya da füzenin.
Fakat camide şu anda herhangi bir hasar yok. Ruslar özellikle burada kaç vatandaşımızın olduğunu da bize sormuşlardı. O bilgileri de biz diğer Rusların girdiği yerlerdeki bilgileri de Ruslarla da aynı zamanda paylaştık. Biz bir taraftan tabii ki Ukrayna'nın sınır ve toprak bütünlüğünü çok güçlü bir şekilde destekliyoruz. Ama diğer taraftan insani amaçlı her iki tarafla da çalışmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'daki diplomasi forumunda gazetecilerin sorularını cevapladı. Mariupol'de insani koridorun açılmasını beklediklerini belirten Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la 12 Mart'ta yaptığı görüşmeyi anlattı. Bir insani ateşkesin ve koridorun açılması gerekiyor. Bu konuyu sürekli her iki tarafla da görüşüyoruz. Maalesef ne tarafa açılacağına dair koridorların anlaşabilmiş değiller. Lavrov'a hem teşekkür ettim hem de o gün görüştüğümüz gibi bu Mariupol'da vatandaşlarımızın tahliyesi için destek istedik. Çünkü çatışmalar devam ediyor. Biz birkaç gündür oraya otobüslerimizi gönderiyoruz. Fakat şehir içine çatışmalar devam ettiği için otobüsler giremiyor. Çavuşoğlu, Ukrayna'dan 14 binden fazla Türk'ün tahliye edildiğini de belirtti. Efendim şimdiden söyleyelim, bir sonraki zirve için birçok devlet, kurum, kuruluş, uluslararası örgüt rezervasyon yaptırdı. Antalya'daki diplomasi forumu şimdiden Davos'u, yani dünyanın en önemli, en meşhur uluslararası toplantılarını geçti. Tarihi ve yayına not düşelim, sonra birlikte elimize devam edelim. Burası A Haber, Sabah Ajansı sürüyor. Bütün bu olaylardan sonra yaşanan korkunç bir ayrımcılık da dünya tarihine kara bir leke olarak kaydoldu efendim. Batı resmen mültecileri bilinç altında nasıl ayrımcılığa tabi tuttuğunu en net şekilde hem söyledi hem gösterdi. Onlar sarışın, mavi gözlü ve Hristiyan olunca mültecileri kabul ediyorlar. Kara kaşlı, kara gözlü, kara saçlı ve Müslüman olunca mülteci istemiyorlar. Düne kadar aman Türkiye bizim göçmen depomuz olsun, Türkiye'den herhangi bir şekilde Avrupa'ya kaçak göç gelmesin, daha doğrusu Türkiye rotasından gelmesin. Onun için Yunanistan göçmenleri itmiş, dondurmuş, öldürmüş, bunun bir anlamı yok. Bunu görmezden gelelim. Anlayış içerisinde olanlar, şurada Belarus'la Litvanya arasında olan, İngiltere ile Fransa arasında olan, karşı karşıya süreç görünce eli ayağı tutuştu. Veya şimdi Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle ortaya çıkan göçün oluşturduğu sonuçlarla karşı karşıya bıraktı. 20. asrın sonunda her şeyi kendine ait bazı anlayışlarla geçirebileceğini ve bundan sonra dünyanın bir güvenlik tehdidiyle karşı karşıya kalmayacağını ifade eden Batı, tehlike çanlarının çaldığını ancak kapısının kırıldığında anladı. Suriyelileri gözünüzün önünde öldürmelerine seyirci kaldınız. Çocukların ölmesine seyirci kaldınız. Şimdi madem o kadar güçlüsünüz, madem o kadar kendinize ait büyük bir özgüven sahibisiniz, Ukraynalı çocukların ölmesine, yaşların ölmesine engel olun. Hadi engel olun. Ve Sabah Ajansı devam ediyor sevgili seyirciler ve dinleyiciler. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın görüşleriyle birlikteliğimizi sürdürüyoruz. Dünyadaki özellikle bölgedeki gelişmeleri hep beraber yakından takip ediyoruz, görüyoruz. Burada görüyoruz ki bir milletin vatanını ancak o milletin evlatları, yani ordusu kurur. Bunu bizzat günlerce televizyonlarda, gazetelerde okuyoruz ve seyrediyoruz. Bunlardan ders almak lazım. Rusya-Ukrayna savaşına değindi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her türlü duruma hazır olması gerektiğini vurguladı. İttifaklar, mutabakatlar, sözleşmeler, anlaşmalar tabii ki gerekli. Fakat sonuçta vatanı, o milletin evlatları
o milletin ordusu koruyor. Dolayısıyla her zaman söylediğimiz gibi etkin, caydırıcı ve saygın orduya olan ihtiyacımız her zamankinden daha önemli, daha gerekli. Mustafa Kemal Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na girişinin 123. yıl dönümü töreninde konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, harbiyelilere seslendi. Azim ve kararlılık, ciddiyetle, samimiyetle, inançla, imanla mücadele edeceksiniz. Tüfekle, tankla, topla, uçakla, gemilerimizle, en üst teknoloji kullanarak, ancak gerektiğinde taşla, sopayla, kazmayla kürekle mücadele edecek, asla teslim olmayacaksınız. Ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla mücadele etmek sizin en temel baskınız olur. Geleneksel yoklamanın da yaptırıldığı törende sıra Atatürk'ün öğrencilik dönemindeki numarası olan 1283'e geldiğinde tüm harbiyeliler ayağa kalkarak içimizde dedi. Saat 6.25 sabah ajansı gazetelerle devam ediyor. Burası A Haber, gazeteleri açıyoruz efendim. Şöyle hepsini hızlıca bir değerlendirelim. Sabah gazetesi NATO sınırına füze yağdı. Ve hemen yanında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Miçotakis'le fotoğrafı var. Sadece krizlerde değil, hep konuşalım. Batı medeniyetinin ırkçı, faşist yüzü ayrıntılar var. Sağlıkçıya şiddete son, bugün 14 Mart tıp bayramı. Takvim donduk kaldık, milyonlarca Ukraynalı canını kurtarmak için dondurucu soğuğa ve açlığa meydan okudu. Ruslar ise pahalı iç çamaşır alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Ayrıntılar var. Sürükleye sürükleye ölüme, otelin çatısından düşen Ebru'nun görüntüleri ortaya çıktı. Genç kadının olaydan önce eşi tarafından koridorda sürüklendiği anlaşıldı. Ayrıntılar var. Yeni asırda ateşle oynuyor manşet. Putin'in fotoğrafı var. Menderes CHP fena karıştı. Yeni Asır gazetesinde ilk sayfada. Efendim, Türkiye gazetesi, Antalya Diplomasi Forumu şimdiden Davos'u geçti. Türkiye gazetesinde efendim ayrıntılar var. Ege'de barış istiyoruz. Boğaz'da buluşma tabii. Miçotakis, Başkan Recep Tayyip Erdoğan görüşmesi bütün gazetelerde var. Akşam gazetesinde de yine aynı fotoğraf. İstanbul'da kriz zirvesi. Camideki Türkleri alıyoruz. Rusya'nın saldırısı altındaki Mariupol'da Kanuni Sultan Süleyman Camii'nde mahsur kalan Türk vatandaşları tahliye ediliyor. Akşam gazetesinde dijital mimarisi de muhteşem. Efendim, tarihi köprü, yeni köprü, akıllı teknolojisi, 1915 Çanakkale Köprüsü gündemde efendim. Ve Sabah Avrupa var, ona da bakalım. Sabah Avrupa sadece Türk kökenli Avrupa'da yaşayanlar için değil, bütün Müslümanlar için gündem belirleyen önemli bir yayın organı. Akaryakıt zammı isyanı. Bir yılda akaryakıta %80'in üzerinde zam gelince sürücüler isyan etti. Yüzlerce tır Köln'de toplandı. Uzun konvoy oluşturdular. Kazığı durdurun diye slogan attılar. Almanya'da yaşananlar efendim akaryakıt zammı için isyan ediyorlarmış. Almanya'da ve Yeni Birlik gazetesi yakın zamanda anlaşma imzalanabilir. Ayrıntılar var, Rusya ve Ukrayna ile ilgili gelişmeler. Dengeleyici güç Türkiye, Almanya Başbakanı'nın görüşleri. TOG'da affedersiniz -40 derecede test, ayrıntılar var. Erbil'de İran devrim muhafızlarından füze saldırısı. Yeni Birlik'te foto maç hemen yanında. Galatasaray, Beşiktaş, buz gibi derbi diyor foto maçta efendim. Ayrıntılar var ve Arda tarihe geçti. Arda Alex, Fenerbahçe'nin yeni Alex'i Arda Güler 74'te oyuna girdi. Bir gol, bir asiste maçı çevirdi. Ayrıntılar var. Maçı yayınlayacağız. Şimdiden söyleyelim. O sene bu sene Trabzonspor 38 yıl sonra çifte kupaya koşuyor. Yayın ihalesinde karar günü. Böylelikle spor, futbolun da gündemini foto maçla arz ediyoruz sizlere. Sevgili seyirciler, sevgili dinleyiciler, saat 6:28 dakika geçiyor ve kar yağışından sonra oluşan manzaralarla Sabah Ajansı devam ediyor. Burası A Haber.
kar yağışı çileye döndü. Sürücüler zorlandı, vatandaşlar isyan etti. Sokaklar kapalı, temizlemiyorlar, müşterileri alamıyoruz, kendimiz açıyoruz yolları falan. Temizlik kendimiz yapıyoruz. Maalesef kendi işimizi kendimiz yapmak zorunda kalıyoruz. Belediyemizden herhangi bir çalışma gibi bir niyetleri yok galiba. E5'in üstü burası ve bir tane kar küreme aracı yok, tuzlama aracı yok. Ama İBB başkanına bakılırsa her tarafta kar küreme aracı, tuz aracı, yollar açık. Millet açık yolda gidiyor diye söyleniyor medyada ama hiç alakası yok. Rahmettir, berekettir ama İstanbul için tabii ki biraz da zor çiledir. Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da toplu taşımaya yönelen vatandaşlar yine mağdur oldu. Ne oldu ya? İçinde yolcuların da bulunduğu bir İETT otobüsü Ümraniye'de yolda kaldı. Yolcular otobüsü kurtarmak için seferber oldu. Aracı hareket ettirmek için zıplayan yolcuların o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Devam. Durmayın hadi. Belediyeler biraz askıya bıraktı tuzlama ve küreme işlerini. İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrasında gizli buzlanma ve biriken sular kazaya sebep oluyor ki o kazalardan biri de D100 karayolunda meydana geldi. Yine bu araç sürücüsü bu yolda ilerlerken bir anda su birikintisine denk geldi ve direksiyon hakimiyetini kaybetti. Su birikintisi vardı, ondan sonra buzlanma da vardı. Hafif frene dokunurken bariyerlere çarptı, işte araba komple dengesini kaybetti. Ümraniye'de bir İETT otobüsü buzlanan yolda kayarak önce park halindeki otomobile, daha sonra da aydınlatma direğine çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kağıthane'de ise bir otomobil buz tutan yolda yokuş aşağı kaydı. Sokakta yürüyen vatandaşlar kaçışmaya başladı. Otomobil önce bir yayaya, daha sonra park halindeki bir araca çarparak durabildi. Güngören'de de kar yağışıyla birlikte kayganlaşan yolda duramayan otomobil önündeki minibüse çarptı. Maltepe'de yoğun kar yağışına dayanamayan ağaç park halindeki iki aracın üstüne devrildi. Sabah Ajansı'nı takip ediyorsunuz. Burası A Haber. Sevgili seyirciler, sevgili dinleyiciler. Şimdi dev bir gurur projesinden bahsedeceğiz. 1915 Çanakkale Köprüsü'ne götüreceğiz sizleri sevgili seyirciler, dinleyiciler. Orada sadece bir inşaat yok. Orada bu dev gurur tablosunda akıllı teknolojiler var. Bu dev gurur tablosunun son iki senesi inşasının, inşasının iki senesi koronavirüs salgınına denk geldi. Dünya ekonomisinin adeta durduğu bir ana denk geldi. Korkunç bir tablo, kabus tablosu olduğu ana denk geldi. Buna rağmen bu inşaat durmadı. Allah yapandan yaptırandan razı olsun. Allah kem sözlerden, gözlerden korusun inşallah. Simgelerin köprüsü yapay zeka ile korunacak. Dünyanın en büyük orta açıklı köprüsü olma özelliğine sahip 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı bir törenle hizmete girecek. Enlerin projesinin güvenliği de ihlerle sağlanacak. Bu kapsamda köprü üzerindeki tüm alt sistemler zırhlı fiber optik kablo veri ağıyla entegre edildi. Bu sayede köprüde oluşabilecek riskli durumlar 4 meteoroloji istasyonu vasıtasıyla çözülecek. Uyarı mesajlarının gösterimi ise yapay zeka destekli trafik yönetim sistemiyle otomatik olarak gerçekleştirilecek. Köprü trafiği 98 termal özellikli olay algılama kamerası, 62 olay algılama kamerası ve 39 yüksek çözünürlüklü hareketli kamerayla gün boyu kesintisiz izlenebilecek. Türkiye'de ilk kez kullanılan LED otoyol aydınlatma sistemiyle yılda 3 milyon 529 bin kWh enerji tasarrufu sağlanırken 300 ton karbondioksit salınımının önüne geçilecek. Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayacak köprü sayesinde Malkara-Çanakkale arası 40 kilometre kısalacak.
Lapseki, Gelibolu arasında feribotla saatler süren geçiş süreci de 1,5 saatten 6 dakikaya inecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda vatandaşı ilgilendiren önemli gündem var sevgili seyirciler. Hemen onu arz edelim sizlere. Sabah Ajansı devam ediyor. Yeni yargı paketi meclise geliyor. Meclisin gündeminin en önemli başlığı sağlık çalışanlarına ve kadına şiddetle mücadele. Yeni önlemler getiren yargı paketinin 14 Mart Tıp Bayramı'nda meclise sunulması bekleniyor. Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanların tutuklu yargılanmaları kolaylaştırılacak. Kusurda kastı bulunmayan hekimler tıpkı hakimler gibi tazminat ödemeyecek. Kadınlara yönelik şiddet cezaları da artırılacak. İhal indirimine giren cezaların kapsamı daraltılacak. Meclis Genel Kurulu'nda Diyanet teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Kanun teklifine göre Diyanet Akademisi'nde vaiz, Kur'an kursu öğreticisi, imam ve müezzinlik görevinde bulunacaklar. Mesleğe başlamadan önce hizmet içi eğitime tabi tutulacak. Uzmanlık programları, seminer ve sempozyum gibi etkinliklerle nitelikli görevliler yetiştirilmesi sağlanacak. Tüketici haklarına ilişkin kanun teklifi ise Meclis Sanayi ve Ticaret Komisyonu'nda kabul edildi. Teklif genel kurul gündemine alınacak. Düzenlemeye göre ön ödemeli devre mülk ve devre tatil satışı yapılamayacak. Telefon, bilgisayar gibi ürünlerin ikinci elleri yenilenerek en az bir yıllık garantiyle tekrar satışa sunulabilecek. Saat 6.35 sabah ajansı devam ediyor. Vekaletle araç satanlar, aman dikkat! Araç alıp satarken insanların başına neler geliyor, neler yapmalı, neler yapmamalısınız? İşte bu konuda bilgilendireceğiz sizleri. 10 yıl önce sattığı araç nedeniyle icralı kovuldu. Bilecik Söğüt'te yaşayan Ahmet Ergün 2012'de otomobilini noter aracılığıyla sattı. 7 tane el değiştirmiş. Bu 7 el değiştirme arkasında ben 2016'nın 9. ayında araba Kemalpaşa yolunda kazayı yapıyorum. 54 yaşındaki Ergün'e 2016'da kazaya karıştığı belirlenen araçla ilgili 65 bin liralık icra tebligatı gönderildi. Direksiyonunda bir başkaları var. Ne bu satın alan bunlardan birisi var ne de ben varım. Ama bütün şeyler bana çıkarılıyor. Cezalar tabiri caizse masrafı bana hesaba çıkarılıyor. Ben 10 yıl geçmiş araba sattıktan sonra ve hiçbir yerde şu diyorlar ki bana sen arabayı işte satmamışsın sadece elden vermişsin. Şu noter satışı. Mağdur olan Ergün konuyla ilgili hukuk mücadelesi başlattı. Peki araç alıp satarken nelere dikkat edilmeli? Araç alım satımı yaparken oto ekspertiz firmalarının verdiği rapor çok önemli hale geldi. Ancak hukuki ihtilaflarda firmanın Türk Standartları Enstitüsü hizmet yeterlik belgesinin olması gerekiyor. Araç alım satımı yaparken birinci dereceden ilk önce kurumsal firmalara ekspertiz yaptırmak gerekiyor. Bu boyutta biz devamlı gelen müşterilerimizden şikayet alıyoruz. Alım satım yapılırken muhakkak ama muhakkak TSE belgeli, noter onaylı, hizmet yeterlilik belgeli bir rapor istemek gerekiyor. Uzmanlar vekaletle araç satılmaması gerektiğini vurguluyor. Vekaletle devir işlemi yaptığınızda araç üzerindeki sorumluluklarınız vergi, ceza ve sigorta yönünden devam ediyor. Dolayısıyla bütün sorumluluk size ait oluyor. Bazı vatandaşlar maalesef vekaletname vererek araçlarını sattıklarını düşünüyorlar. Halbuki malik olmaya devam ediyorlar. Yani aracın sahibi olmaya devam ediyorlar. Dolayısıyla vekaleti verdikleri ve aracı teslim ettikleri kişi kazaya karıştırdığı takdirde kendileri de sorumlu oluyorlar. İlgili kişi parasını alacak, notere gidecek, aracın kat'i satışını verecek ve belgesini alacak. Zaten şu anda sistem elektronik olarak işliyor. Daha önce ben bir aracımı verdim vekalette. Vekalette verdiğimi bilmiyorum. Karşı taraf beni yanılttı. Araç benim üzerimeymiş. 10 sene sonra bana 900 bin lira vergi cezası geldi. Evet.
İstanbul'da kağıthanede bir kuyumcu silahlı 4 kişi tarafından soyuldu. 1 milyon liralık ziynet eşyası çalan hırsızlar çok geçmeden yakalanmışlar. Ayrıntılar haberimizde. Euro vardı, demir euro. Onları bozar mısın dedim, bozuyordu. O an sayıyordu. Bir baktık bir adam girdi. Çantaları çıkardı, ben hemen kaçtım. Çalıntı ciple milyonluk soyguna imza atmışlardı. Çok geçmeden yakalandılar. Olayın adresi İstanbul Kağıthane. Ya. Turuncu ciple gelen maskeli 4 kişiden ikisi yolu kapatıp kuyumcuya daldı. O sırada minibüsteki yolcular da kayıttaydı. Dışarı çıktım, korktum. Ondan sonra çıktım. Çantam falan içeride kaldı. Şu yan tarafa girdim. Adamlar buradaydı. Biri şu alandaydı. Silah tutuyordu kenar, milleti korkutmak herhalde. Bir kişi girdi. 2-3 kişi vardı. Onu görmedim. Ben hemen çıktım. Ben çıktıktan sonra silah sesi duydum. Trafikteki araçlara silah doğrultan diğer soyguncu da kuyumcuya girdi. İçeride ne var ne yok böyle çaldılar. Hırsızlar daha sonra geldikleri araçla kayıplara karıştı. Ancak kaçışları çok uzun sürmedi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler soyguncuları tek tek tespit etti. Dört hırsızla onlara yardım eden iki şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin kaçtığı araç olaydan sonra terk edilmiş halde bulundu. İkiz plaka kullanıldığı tespit edilen cipte 4 kar maskesi, 4 mont, 22 taşlı yüzükle 4 bilezik ele geçirildi. İstanbul'da görevinin başında olan temizlik personeli yanına gelen sevimli bir köpeğin başını okşuyor. Köpeğin o anlardaki mutluluğu görenlerin yüreğini ısıtıyor. Bir yandan işini yaptı, diğer yandan köpeğin başını okşadı. Yürek ısıtan görüntüler İstanbul Esenler'de kayda geçti. Kar yağışı sonrası iki temizlik görevlisi sokakları temizliyordu. O sırada yanlarına bir köpek yaklaştı. Soğuktan üşümüş, çaresiz gözlerle etrafa bakıyordu. Görevli köpeğin o sevimliliğine kayıtsız kalamadı. Dakikalarca köpeğin başını okşadı. Köpek halinden öyle memnundu ki bir an olsun yanlarından ayrılmadı. Temizlik görevlisi bir süre daha köpeğin başını okşayarak sevmeye devam etti. Bu sırada köpeğin mutluluğu ise görülmeye değerdi. Bu görüntüler ise İstanbul Alibeyköy'den. Karda üşüyen kedi ısınmak için yolda yürüyen bir vatandaşın üzerine çıktı. Duyarlı vatandaş kediyi ısıtmak için hemen montunun içine aldı, sevmeye başladı. Buz tutmuş patikleri, buz tutmuş. Kediyi bir an olsun kucağından bırakmayan adam daha sonra kediyi evine götürdü. Şimdi Ankara'dan çok renkli görüntülerle sabah ajansına devam ediyoruz. Burası A Haber. Ankara'da yaşayan Hasan ve Anıl Çakıcı çifti hayvan sevgisiyle insanlara örnek oluyor. Bu benim hayalimdi. Rahmetli dedem bana bunu aşıladı. Çakıcı çifti hayalleri olan evi kurdu ve farklı türlerde 30'dan fazla hayvanla birlikte mutlu bir yaşam sürmeye başladı. Bakın burada 30 tane hayvan var. 30 hayvan da birbirine hiç zarar vermiyor. Aksine çoğu zaman koyun koyuna yatarlar, mamalarını paylaşırlar. Niye? Çünkü sevgi. Köpek, kedi, papağan, güvercin, sincap gibi birçok hayvana sahip olan aile ayrıca sokak hayvanlarını da sahipleniyor. Kapıya bırakılan köpek, kapıya bırakılan kedi. Şimdi ne yapacaksın? Bir tane vardı, Kibar koyduk ismini. Kedi geldiğinde işte 1,5 ay falan oldu. Hani 2-3 gün daha bizi bulmasa belki ölecek. Kurban oldum Allah işte. Gönderdi bir şekilde. Sabah ajansıyla karşınızda olmaya devam ediyoruz. Sabah ajansı hafta içi her sabah saat 6'da başlar. Yani saat 6'dan beri haberleri veriyoruz. Haberleri vermeye devam ediyoruz. Burası A Haber. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler, kar yağışı ve kar yağışından sonra İstanbul'da yaşanan manzaralarla sabah ajansı sürüyor. Burası Büyükdere Caddesi. Her şey çok güzel oldu. Yer kısıklı.
İstanbul'un göbeği. Tepkiliydiler. Öfkelerinin hedefinde İBB yönetimi vardı. Saat akşam 20. Yerde en az 5 santim kar var. Önümüzü göremiyoruz ama bir tane belediye aracı yok. Tuzlama vesaire sıfır. Yolda kaldık mı daha hareket edemeyeceğiz muhtemelen. Şu anda Kavacık istikametinden Çavuşbaşı'na doğru yürüyoruz. Zor şartlar altında İBB'nin açmadığı, tuzların burada yattığı yollarda. Kar uyarıları günler öncesinden yapılmış, mega kent İstanbul'da alarmın rengi kırmızıya dönmüştü. Karayolları ve İstanbul Valiliğine bağlı ekipler teyakkuza geçirildi, önlemler alındı. 16 milyonluk İstanbul bir anda kara gömüldü. Kar ulaşımda sorunları, kazaları beraberinde getirdi. Trafik durma noktasına geldi. Bazı sürücüler İBB yönetimine tepki gösterdi. Akşam saatlerinde bastıran yoğun kar yağışı nedeniyle trafik neredeyse durma noktasına geldi. Kilyos tarafında sürücüler zor anlar yaşadı. İmamoğlu'na selam söylüyorum. Yazıklar olsun. Kaç saattir yoldayız? Yazıklar kaç saattir yoldasınız efendim? Yazıklar olsun. 2,5 saattir yoldayım. Uyarıların ardından kar etkisini gösterdi. D100 karayolu beyaz örtüyle kaplandı ve trafikte şu dakikalarda durma noktasına geldi. 20 senedir İstanbul'da yaşıyorum. Ben böyle bir şey görmedim ya. Zincirlikuyu'da 10 santim kar var. Zaman zaman yolda kalan İETT otobüslerine kar yağışıyla birlikte yenileri eklendi. Vatandaşlar kar altındaki İstanbul'da İETT otobüslerini itmek zorunda kaldı. İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle belediye otobüsleri de yolda kaldı ve rampa aşağı inmekte zorlanan bir belediye otobüs şoförü aracı kenara çekti ve yolcular aşağı inerek yürümek zorunda kaldılar. Evlerine gidebilmek için karla mücadele eden vatandaşların imdadına polis ekipleri koştu. Efendim karla mücadele bir başka boyutu meselenin, sürekli bozulan, arızalanan İETT otobüsleri başka bir boyutu meselenin. Korkunç bir hal aldı bu. Türkiye'nin her yerindeki insanlar bu konuyla ilgileniyorlar. Sebep ne? Türkiye'nin her yerinde toplu taşıma var. Sürekli İETT otobüsleri bozuluyor, arızalanıyor, yolun kenarında vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydediyorlar ve sosyal medyada, televizyon istasyonlarında bunlar yayınlanıyor. Her gün neredeyse her gün yaşanan bir hadiseden bahsediyoruz. İETT'yi yönetemiyorlar. Tıkır tıkır işleyen vaziyette devraldıkları kurumları, kuruluşları bile İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalıştıramıyor. Hal ve gidiş bu. Efendim bu fırtına geçti mi, etkisini yitirdi mi, kuryelerle ilgili durum vardı. O durum ne zaman ortadan kalkacak? Murat Dada yayınımıza katılıyor. Murat Dada konularla ilgili bilgi verecek. Murat Dada yayınımıza hoş geldin. Günaydın. Seni dinliyoruz. Günaydın Erkantan. Evet, 4 gün sürdü İstanbul'da kar yağışı ve turuncu kod ilan edilmişti. Artık turuncu kod ortadan kalktı. Bu sabah itibariyle artık sıcaklıkta yavaş yavaş yükselmeye başladı ve çarşamba gününe kadar da tüm İstanbul'u parçalı bulutlu, yer yer güneşli bir hava bekliyor. Fakat çarşamba günden sonra, yani perşembe gününden sonra sağanak yağış yer yer sulu karda yine İstanbulluları bekliyor. Şöyle birazcık kameraman arkadaşımla etrafı bir göstermek istiyorum. Bakın, kar yağışından sonra aslında şu an için yerler hala buzlu ve özellikle sabah işe gidecek İstanbulluların kaldırımda yürürken birazcık daha dikkatli olmalarında fayda var. Zira kazaya davetiye çıkarıyor şu an için bu buzlar.
Karlar büyük oranda artık erimiş durumda. Sadece ara sokaklarda ve belli başlı yerlerde kar birikintileri var. Burada da bir kar birikintisi var. Yaklaşık çarşamba gününe kadar zaten havalar da ısınacağı için artık bu karlar da erimiş olacak. Ama perşembe gününden sonra yine İstanbulluları soğuk bir hava bekliyor. Yer yer yağış ve sulu kar şeklinde de yağabilir. Bu arada yine Vali Yerlikaya'da turuncu kod ilanının hemen ardından biliyorsunuz özellikle scooter ve kuryelerin, motosikletli kuryelerin sokağa çıkmasını yasaklamıştı. Trafiğe çıkmasını yasaklamıştı. İşte bu yasak da bu sabah itibariyle saat 10'dan sonra artık ortadan kalktı. Yani ondan sonra hem scooterlar hem de motosikletli kuryeler artık trafiğe çıkabilir diyelim ve sözü buradan size bırakalım. Murat Dağ'da yayınımıza katıldı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ve sevgili seyirciler, memleketin genelinde de kar var. Bu konuyla ilgili haberle sabah ajansını sürdürüyoruz. Kar bolluktur, berekettir, rahmettir. Eskiler kar yılı, var yılı derler idi. Kar ile Yüce Allah Celle Celaluhu insanlığa ikram etmektedir. Elhamdülillah. Yolu kapalı köydeki hasta paletli ambulansa tam 4 saat süren mücadelenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağrı'nın Hamur ilçesi Karlıca köyünde 60 yaşındaki tansiyon hastası Gülnaz Karagöz, rahatsızlanınca yakınları 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Sağlık ekipleri kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu köye paletli ambulansa ulaşmaya çalıştı. Zorlu bir mücadelenin ardından köye ulaşan sağlık ekibi ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Karagöz'ü hastaneye kaldırdı. İşte bu mücadele tam 4 saat sürdü. Kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu Bitlis'te ise 260 köy yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri de yolları açmak için çalışmalarına hız verdi. Kente park halindeki bazı araçlarında kara gömüldüğü görüldü. Rize'de de yoğun kar yağışının ardından 474 yerleşim birimi ulaşıma kapandı. İl özel idare ekipleri de yol açma ve tozlama çalışmalarına hız verdi. Bu görüntüler Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yer alan Çaylak Şelalesi mesire alanından. Kar yağışının ardından beyaza bürünen bölgede seyrine doyum olmaz manzaralar kayda geçti. Bursa Uludağ'da da kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı. Güneşli havayı fırsat bilen kayak tutkunlarının yanı sıra doğa severler de bölgeye akın etti. Saat 7'yi 8 dakika geçiyor. Sabah ajansı devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Başbakanı'nı İstanbul'da ağırladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'i kabul etti. Gündemde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları da vardı. İstanbul'a gelen Mitsotakis ilk olarak Fener Rum Patrikhanesi'ne giderek Ortodoksluk Bayramı ayinine katıldı. Törenin ardından görüşme için Vahdettin Köşkü'ne geçen Mitsotakis'i Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşıladı. Bir süre Boğaz manzarasını seyreden ikili daha sonra öğle yemeğinde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen kabul 2 saat sürdü. Görüşmenin ana gündem maddesi Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı oldu. Değişen Avrupa güvenlik mimarisinde Türkiye ve Yunanistan'ın özel bir sorumluluk taşıdığına işaret edildi. Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlıklara rağmen iletişim kanallarının açık tutulması ve ikili ilişkilerin iyileştirilmesi konusunda mutabık kalındığı görüşmede 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine yönelik atılacak adımlar da masaya yatırıldı. Türkiye'nin attığı adımlara değinen Başkan Erdoğan, Ege sorunlarında ilerleme konusunda inancını koruduğunu belirtti.
sorunların samimi ve dürüst bir diyalog yoluyla çözülebileceğini belirten Başkan Erdoğan, iki komşu ülke olarak sadece kriz zamanlarında değil, her zaman konuşmaları gerektiğini de dile getirdi. Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından kısa bir süre sonra Mitsotakis, parlamentoda yaptığı konuşmada işgalden sonra yeni durum Türkiye ile görüşmemizi gerektiriyor demişti. Mitsotakis ise Yunan basınına yaptığı açıklamada ikili ilişkilerin düzelmesi için temel atıldığını vurguladı. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü. Guterres, Erdoğan'a Rusya ile Ukrayna arasındaki arabuluculuk çabalarından duyduğu memnuniyeti iletti. Akdeniz'de İsrail, Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa'nın çevirdiği film fırıldak boru hattı projesi çöktü. Türkiye, İsrail, Yunanistan projesi öne çıktı. Mısır eklenebilir, Suriye, Lübnan eklenebilir. Bilmem anlatabildim mi sevgili seyirciler ve dinleyiciler. Demek ki neymiş? Tarafsız, bağımsız, sadece aziz ve asil Türk milletinin çıkarlarını hedefleyen bir dış politika sürdürünce dünyanın her ülkesi eninde sonunda dize gelirmiş. Bilmem anlatabildim mi? Çünkü Türkiye'de batıya kul köle olalım. Bütün politikalarımızı batıya göre ayarlayalım. Batı ne isterse yapalım, ne istemezse yapmayalım diyenler var da arz edelim. Işığı gören Türkiye'ye koşuyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan son zamanlardaki diplomasi başarısını, çabasını fark ediyor musunuz? Almanya'dan da misafir var. Almanya Başbakanı Olaf Scholz bugün Ankara'ya geliyor. Yani ışığı gören Türkiye'ye koşuyor. Was die Frage der Nutzung von LNG betrifft, diplomasi trafiğinin hızlandığı Türkiye bugün önemli bir konu da ağırlayacak. Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya resmi ziyarette bulunacak. Göreve gelmesinin ardından Türkiye'yi ilk kez ziyaret edecek olan Scholz, külliyede Başkan Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak. Ziyarette Türkiye ve Almanya ilişkileri masadaki öncelikli konu. İki ülke işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak. Ukrayna Savaşı ve Türkiye-AB ilişkileri de masadaki konular arasında. Ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası meselelerin de ele alınacağı bildirildi. Rusya ve Ukrayna savaşıyorlar. Savaşın 19. günü bugün Rusya Savunma Bakanlığı Hostomel hava alanının ele geçirildiği anları ilk kez paylaştı. Öncü birlikler paraşütle iniş yaptı. Havalimanının çevresi güvenlik çemberine alındı. Rusya Savunma Bakanlığı Hostomel havalimanının ele geçirildiği anları ilk kez paylaştı. Çarpıcı görüntülerde helikopterlerle sıcak bölgeye transfer edilen askerlerin karadan operasyon başlattığı görülüyor. Birliklerin bir kısmı havalimanına doğru ilerlerken birkaç askerse geride bekleyerek savunma hattı kuruyor. Görüntülerde dikkat çeken bir diğer detay ise askerler henüz havadayken havalimanından dumanların yükseldiği görülüyor. Bu da tesisin operasyondan kısa süre önce havadan bombalandığı anlamına geliyor. Hostomel Havalimanı, başkent Kiev'in yanı başındaki kritik konumu nedeniyle stratejik anlamda büyük önem taşıyor. Her iki devlet hem Rusya hem Ukrayna kamuoyuna videoları paylaşıyorlar. Her iki devletin de bu konuda ağır bir propaganda savaşı da yürüttüklerini ayrıca arz edelim. Rus ordularının Ukrayna'daki yerleşim bölgelerine saldırıları sürüyor. Son olarak Ukrayna ordusu tarafından paylaşılan görüntülerde neler varmış bir bakalım. Rusların çok namlulu roket atarlarla Sumi'ye 59 kilometre uzaklıkta yer alan Trosyanets
si vurduğu görülüyor efendim. Rus ordularının Ukrayna'daki yerleşim bölgelerine saldırıları sürüyor. Son olarak Ukrayna ordusu tarafından paylaşılan görüntülerde Rusların çok namlulu roket atarlar ile bir yerleşim yerini vurdukları görülüyor. Sumi'ye 59 kilometre uzaklıkta yer alan Trostyanets vuruluyor. Rus ordularının Ukrayna'daki yerleşim bölgelerine saldırıları sürüyor. Dedi ki efendim, hem Rus ordusu hem Ukrayna ordusu her iki tarafta, her iki devlette videolar yayınlayarak ağır bir propaganda savaşı da yürütüyorlar. Rusya'ya ait zırhlılar sivil bölgelerde ilerleyişlerini sürdürüyorlar. Aynı durum Mariupol içinde geçerli, ancak Ukrayna ordusu Ruslara ait zırhlıları etkisiz hale getiriyor. O anlara ait görüntüleri seyrediyorsunuz. Mariupol'da bombalamaya hazır zırhlılar Ukrayna ordusu tarafından vuruldu. O anlar ekranlarınıza geliyor. Ukrayna ordusu Ruslara ait zırhlıları etkisiz hale getiriyor. O anlara ait görüntüler şu anda ekranlarınızda. Mariupol'da bombalamaya hazır zırhlılar Ukrayna ordusu tarafından vuruluyor. O anları seyrediyorsunuz. Saat 7:16 dakika geçiyor sevgili seyirciler ve sevgili dinleyiciler. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski uyarıyor. Batı'ya bir kez daha uçuşa yasak bölge çağrısı yapıyor. Ama Batı onun bu çağrılarını yerine getirmiyor. Rusya ile karşı karşıya gelmekten kaçıyor Batı. Eğer hava sahamızı kapatmazsanız Rus füzelerinin NATO topraklarına düşmesi an meselesidir. NATO'yu bu sözlerle uyardı. Ukrayna'nın işgalinin Rusya'yı durduramayacağını öne süren Zelenski, Batı'ya bir kez daha uçuşa yasak bölge çağrısı yaptı. Ve şimdi tekrar ediyorum, eğer göklerimizi kapatmazsanız Rus füzelerinin sizin bölgenize, NATO topraklarına ve NATO ülkelerinin vatandaşlarının evlerine düşmesi an meselesidir. Amerikalı gazeteci Brent Renaud bugün Kiev bölgesinde öldürüldü. Meslektaşı yaralandı. Rus ordusunun kasıtlı bir saldırısıydı. Ne yaptıklarını biliyorlardı. Ancak batıdaki herkes ne yaptığını bilmiyor gibi görünüyor. Zelenski, 13 Mart sabahı Lviv'e düzenlenen saldırıyı da değerlendirdi. Dünün başlangıcı karanlıktı. Ülkemiz yine Rus füzeleri ve hava bombardımanıyla vuruldu. Lviv bölgesi 30'dan fazla füzeyle hedef alındı. Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezi'nin bombalanması sonucu 35 kişi öldü, 134 kişi de yaralandı. Ukrayna lideri, Rusya'ya karşı direnişi sürdüren asker ve sivillere moral vermeyi de ihmal etmedi. Onlar Kiev'i savunan ve kazanacağımızı bilen cesur adamlar, gururlu adamlar. Zaferin yaklaştığını hissedebilirsiniz. İnsanlarımızı birleştirme konusundaki eşsiz yeteneğimiz sayesinde kazanacağız. Her zaman insanımıza sahip çıkabiliriz. Onların ruhunda, kalplerinde ve samimiyetlerinde sadece Ukrayna var. Bu arada sevgili seyirciler ve dinleyiciler, Orta Doğu'da çok özel ve önemli gelişmeler oluyor. Haberi seyretmenizi istirham ediyoruz. Ardından bu konuyla ilgili çok özel bazı yorumlar arz edeceğim size. Dünyanın gözü kulağı Ukrayna'dayken bir saldırı haberi de Irak'tan geldi. Erbil füze saldırısının hedefi oldu. Ülkenin doğu sınırından fırlatıldığı aktarılan 12 balistik füze ABD konsolosu binası yakınlarına düştü. Saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmazken ABD Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınadı. Birleşmiş Milletler Irak misyonu saldırının arkasındaki kişilerin cezalandırılması gerektiğini vurguladı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani de düzenlenen saldırıya sert tepki gösterdi. Barzani, Erbil korkaklara boyun eğmeyecek dedi. Saatler sonra İran devrim muhafızları saldırıyı üstlendi. Saldırının hedefinin İsrail'in Mossad'a ait stratejik merkezi olduğu belirtildi. Açıklamada gece saatlerinde devrim muhafızları İsrail'i sert bir şekilde uyardı. İran İslam Cumhuriyeti'nin güvenliği kırmızı çizgidir ifadeleri kullanıldı.
Efendim hemen arz edelim. Türkiye'nin Orta Doğu'da normalleşmeyi önceleyen hedefleri, icraatleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Körfez ve Mısır'la yakınlaşması İran'ı rahatsız etti. Yemen'deki Türk şehitliği saldırıya uğradı. İran, Erbil'deki Amerikan misyonuna ve Amerikan askeri üssüne füze saldırısı işareti yaptı. Hindistan yanlışlıkla Pakistan'a füze fırlatıyor. İran kendi topraklarından Erbil'deki Amerikan konsolosluğu ve hava üssüne balistik füze atıyor. Başka filmler de çevriliyor. Orta Doğu merkezli Rusya ve Ukrayna savaşına odaklanmışken millet, hemen arz edelim efendim, bunları tarihe ve yayına not düşürelim ve gazetelerle sabah ajansına devam edelim. Devam edeceğimiz yayında Yeni Şafak gazetesini ekranlarınıza getireceğiz efendim. Bu arada Fenerbahçe karşılaşmasının geniş özetini de az sonra yayınlayacağız. Yeni Şafak gazetesiyle devam ediyoruz yayınımıza. Bakanlar tüm OSAN standlarında, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Girişçi Konya'da tüm OSAN traktörünün direksiyonuna geçti. Yerli ve milli üretim vurgusunu yaptı. İlgililere teşekkür etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Antalya'daki fuarda tüm OSAN standında incelemelerde bulundu efendim. Ayrıntılar var. Fener Arda'yla coştu. Maçı yayınlayacağız. Krizin gölgesinde Galatasaray Beşiktaş derbisi, ayrıntılar. Kar gidiyor. Tok'tan güncel poz. Kar pozu verdi yerli ve milli aracımız. Onlar hemen Yeni Şafak logosunun üstündeki diğer haberler. Hemen alta doğru inelim. Savaş Polonya'ya yaklaştı. Rus ordusu işgalin 18. gününde, yani dün itibariyle saldırılarını ülkenin en batısına kadar genişletti. Yabancı askerler var. Silah sevkiyatı yapılıyor. Amerikalı gazeteci Irpin'de öldürüldü. İnsani koridor açılmalı. Camide artık 110 kişi var. Mariupol'daki Kanuni Sultan Süleyman Camii'nde mahsur kalan Türklerin sayısı dün 30'dan 110'a çıktı. Yeni sayfa açalım. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Miçotakis görüşmesi bütün gazetelerde ilk sayfada var. Aşağı doğru inelim. Okul ikliminde ortak hedefe doğru. Amaç kurum kültürü. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in fotoğrafı var ve projeyle ilgili açıklamaları var. Yeşil miras yok olmasın, bu çınarları kurtaralım. İstanbul'da Çırağan Caddesi'ndeki çınarların kesilmesi herkesi üzdü. TANAP iki kez kazandırıyor. Ukrayna'da evlenme hazırlığı yapan gençler işgal başlayınca nikahını hemen kıyıp cepheye gidiyor. Ayrıntılar var. Rusya ile Ukrayna'yı aynı masa etrafında buluşturan Ankara son dönemde birçok uluslararası krizde devreye girdi. İran'dan Erbil'e 12 füze, İran'dan Orta Doğu'daki gerilimi arttıracak bir adım. Ayrıntılar var efendim. Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı, devlet hekimler için en iyisini yapma kararlılığında. Bugün 14 Mart Tıp Bayramı olarak da kutlanıyor, yaşanıyor. Ekmeğin yarısı devletten, ayrıntılar var bu haberle ilgili iç sayfalarda. Sevgili seyirciler, sevgili dinleyiciler, Sabah Ajansı devam ediyor. Saat 7.30, seçim yasası ile ilgili ayrıntılar ve bu ayrıntıların ne zaman duyurulacağı ile ilgili haber var şimdi sırada. Seçim barajı düşecek. Milletvekili transferleri önlenecek. AK Parti ve MHP seçim yasası teklifi üzerinde çalışmasını tamamladı. Liderler onay verdi. Kanun teklifi AK Parti siyasi ve hukuki işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile MHP hukuk ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız tarafından meclis başkanlığına sunulacak. Tabii nihayet sonuçta takdir meclisin, komisyon ve meclisindir. Herhalde o şekilde çıkar. Teklifteki en önemli başlık seçim barajı. Buna göre baraj %10'dan 7'ye düşecek. Teklif 15 maddeden oluşuyor. Milletvekillerinin seçim sonrası başka bir partiye geçişinin önü kapatılacak. 41 ilde örgütlenmesini tamamlayan partiler seçime katılabilecek. Nispi temsil sistemi devam edecek. Mecliste grup kuran partilerin seçime girme hakkı kazanmasına yönelik uygulamaya son verilecek. Bu yolla partilerin grup kurmak için milletvekili transfer etmelerinin önüne geçilecek. Partilere hazine yardımı seçimde %3 oy alma koşuluyla devam edecek. Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler yasa gereği bir yıldan önce gerçekleşecek seçimde uygulanamıyor. Bu nedenle düzenlemenin Haziran ayından önce yasalaşması gerekiyor. Evet.
Efendim siyasi partilerin hazineden pay alması işi iyi niyetle başlamış bir uygulama idi yıllar önce. O siyasi partilerin kendilerine yeter halde maddi olarak bulunması, yer alması siyaset içerisinde istenmişti, amaçlanmıştı, hedeflenmişti. Ama velakin gelinen noktada artık orta büyüklükteki bir holdinge dönüştü. Siyasi partilerin hazineden yardım alması işi bir siyasi particiliği meslek haline getirdi. Evet, iyi niyetle başlandı ama korkunç sonuçları olmaya başladı bu işin efendim. Yani düşünebiliyor musun? Siyasi parti maskesiyle aramızda gezinen teröristlerin adamlarından, arkadaşlarından ve sevenlerinden oluşan HDP hazineden yardım alıyor siyasi parti olduğu gerekçesiyle. Arz edelim efendim, hal ve gidiş bu. İyi niyetle başlayan bir uygulama sonuçta bu hale geldi. Orta büyüklükteki bir holdinge dönüştü siyasi partiler ve siyasi particilik bir meslek haline aldı. Arz edelim. Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca'nın açıklamalarıyla Sabah Ajansı devam ediyor. 14 Mart Tıp Bayramı öncesinde hekimler için bir mektup kaleme aldı Sağlık Bakanı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hekimlere yazdığı mektupta birbirimizi ayıracak daha fazla vaktimiz olacak, devletimiz sizler için en iyisini yapacak dedi. Bakan Koca, 14 Mart Tıp Bayramı öncesi hekimler için kaleme aldığı mektupta şiddete karşı caydırıcılığın arttırıldığı düzenlemeleri amaçladıklarını belirterek, devletimizin sizler için en iyisini yapma kararlılığından emin olun mesajını paylaştı. Mevcut koşullarda ülkemizde hekimlik yapmanın zor tarafları olduğunu biliyorum. Sorunların aşılması zor değil, aşılması kolay sorunlar olduğuna, gerekli emeğin sarf edildiğine inanmanızı istiyorum. Temel amaçlarımız ekonomik açıdan adil bir düzenleme, malpraktis davalarının hekimlere tehdit olmaktan çıkarılması, artan şiddet olaylarına karşı caydırıcılığı daha yüksek bir yasal çerçeve ve emeklilikte hekimlerin yargı mensuplarına benzer haklara sahip olabilmeleridir. Devletimizin sizler için en iyisini yapma kararlılığından emin olun. Sağlık Bakanı Koca mektubuna 14 Mart Tıp Bayramımızı yürekten kutluyorum. Mesleğinize ve görev yaptığınız kurumda her birinize mutluluklar diliyorum sözleriyle son verdi. Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama COVID-19'a yakalandığını duyurdu. Eşi Michelle Obama'nın testi ise negatif çıkmış. Gelişmeyi Twitter hesabından paylaşan Barack Obama, COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Paylaşımında iki gündür boğazımda kaşıntı vardı ama onun dışında iyi hissediyorum. Eşim ve ben 3 doz aşı yaptırdığımız için minnettarız. Onun testi negatif çıktı. Vaka sayıları azalsa da aşı yaptırmadıysanız bunu yeniden düşünün ifadesini kullandı. Fransa'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşanan bir ilginç hadise ile Sabah Ajansı devam ediyor. Efendim konu Fransa'daki Cumhurbaşkanlığı seçimleri olunca hemen arz edelim. Türk ve Müslüman düşmanlığı Fransa'da köşeye sıkışan bütün siyasetçilerin sarıldığı bir can simidi haline geldi. Hani neredeyse hangimiz daha çok Türk ve Müslüman düşmanıyız hadisesi boyutu bu hale getirdi. Irkçı Cumhurbaşkanı adayına sessizce yaklaştı, eline gizlediği yumurtayı kafasında böyle kırdı. Fransa'da ayrılıkçı söylemleriyle tepki çeken Cumhurbaşkanı Eric Zemmour, bir Fransız çiftçinin yumurtalı saldırısına uğradı. Görüntüler ülkenin Moissac kentinden. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hızla yaklaştığı Fransa'da ırkçı aday Zemmour'un mitingi sıra dışı bir saldırıya sahne oldu. Zemmour'a aracından indiği sırada sessizce yaklaşan bir çiftçi kafasında yumurta kırdı. Güvenlik güçleri tarafından kısa sürede yakalanan saldırgan gözaltına alınarak karakola götürüldü. Verdiği ifadede ırkçı Zemmour'un engelli çocukların okullarda eğitim görmemesi gerektiğine yönelik söylemine tepki olarak böyle bir eyleme başvurduğunu söyledi.
İslam düşmanlığını seçim kampanyası haline getiren Zemmour, ayrılıkçı söylemleri nedeniyle sık sık eleştirilere hedef oluyor. Fransa'daki hal ve gidiş bu efendim. Cumhurbaşkanlığı adayları Fransa'da hangimiz daha çok Türk ve Müslüman düşmanıyız yarışına girmiş gibiler. Böyle kafaya yumurtayı da yiyorlar. Devam ediyoruz iç siyasi gelişmelerle efendim. Bolu'da bir kriz yaşanmış efendim. Bakın konu neymiş, krizle ilgili konu. CHP ile HDP arasında Selahattin Demirtaş krizi çıktı. Tartışma HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan arasında yaşandı. Bu arkadaşımız daha önce bizi defalarca şikayet etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gergerlioğlu, Mahire Yentür isimli belediye personelinin haksız yere işten atıldığını iddia etti. Mahire Yentür bir temizlik işçisi. Bolu Belediyesi'nden çıkarıldı. Suçu Selahattin Demirtaş fotoğraflarını paylaşmak. İşten çıkartılmakla kalınmadı. Sosyal dışlama da yaşadı. Seçimlerde aday çıkarmayan HDP'nin desteğini alan Tanju Özcan'sa söz konusu iddialara sert bir dille cevap verdi. Bana iftiralar atan ayrılıkçı, kimlik milliyetçileri, sözde milletvekilleri. Asla amacınıza ulaşamayacaksınız. Bahsi geçen personel Selahattin Demirtaş fotoğrafı paylaştığı için değil, hizmet kurumunda iş yerinde sürekli siyaset yaptığı için işine son verildi. Yaşanan tartışma üzerine HDP'li Gergerlioğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan olaya müdahale etmesini istedi. CHP'ye sesleniyorum. Bu olaya müdahale edin. Bu kadın işine geri alınsın ve bir daha bu tür ayrımcı uygulamalara imza atan CHP'li Bolu Belediye Başkanı böyle bir şeye cesaret edemesin. HDP İstanbul İl Başkanı Erdal Avcı'nın konuya ilişkin paylaşımı ise CHP-HDP ittifakını bir kez daha gözler önüne serdi. Avcı, 2019 seçimlerinde CHP'ye desteklerini kastederek, Bolu'da bağrımıza taş basmayacaktık, gereksiz yere herif taşı kafamıza vuruyor, Tanju Özcan Demirtaş'a kurban olsun ama bu da bize ders olsun sözlerini kullandı. Evet, Selahattin Demirtaş teröristlerin adamlarını, arkadaşlarını, sevenlerini destekleyen bir siyasi partiye mensup. HDP, siyasi parti maskesiyle aramızda gezinen teröristlerin adamlarından, arkadaşlarından, sevenlerinden oluşan bir insan topluluğu. Bakın Bolu Belediye Başkanı diyor ki, iş yerinde sürekli siyaset yaptığı için görevine son verildi. Ama adamlar yamultuyorlar gerçekleri. Bilmem anlatabildik mi? Evet, bu devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu teröristlerin adamlarının, arkadaşlarının, sevenlerinin sevicilerinden oluşan siyasi parti maskeli adamlara, terör örgütü üyesini destekleyenlerin açıkça yer aldığı siyasi parti maskeli adamlardan oluşan bu insan topluluğuna siyasi parti muamelesi yapmaya devam edecek mi, etmeyecek mi? Konu bu, soru bu. İstanbul'da Çırağan Caddesi'ndeki çınarların kesilmesi herkesi gerçekten çok üzdü. İşte o tarihi çınarların bir bir kesilme ve taşınma görüntüleri. Beşiktaş Çırağan Caddesi'nin simgesi asırlık çınar ağaçları geçtiğimiz günlerde kansere yakalandığı gerekçesiyle kesilmişti. Asırlık çınarların kesilmesinin ardından tepkiler de peş peşe geldi. Ben hayvancılık yapıyorum, çiftçilik yapıyorum aynı zamanda. Bir fidan nasıl yetiştiğini ben çok iyi biliyorum. Onun için yani inan bana şunu kolumu kesseydin bunu görmeseydin daha iyiydi. İşte o çınarların kesilme anları çevrede bulunan kameralara böyle yansıdı. Önce elektrikli testerelerle kesilen çınarlar ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince elden ele taşınarak kamyonlara yüklendi. İstanbullular şehrin simgesi olan çınar ağaçlarının kesilmesi karşısında şaşkına döndü. Gerçekten yazık olmuş, onlara bakıyordum şimdi. Etrafı demir ızgaralarla kapatılmış.
Zeytin ağaçları kesilecek algısı yapanların yaymak istediği yalanların yerine gerçekleri anlatarak sabah ajansına devam ediyoruz. Burası A Haber. Ne enerjiden vazgeçildi ne de çevreden. Yeşili koruyan madenciliğin başarı örneği algı oluşturmak isteyenlerin çabasını boşa çıkardı. Zeytin ağaçları yüzyıllarca yıl yaşayan çok bereketli ve değerli ağaçlardır. Maden yönetmeliğinde yapılan değişiklik 1 Mart itibariyle resmi gazetede yayınlanmasının ardından kamuoyunda bazı kesimler zeytin ağaçlarının tamamının kesileceğine dair bir algı oluşturmaya çalıştı. Yönetmelikte açıkça belirtilen zaruri halde zeytin ağaçlarının taşınması hususu göz ardı edildi, ağaçların kesileceği söylemi kısa sürede yayıldı. Yaklaşık 22.100 zeytin ağacının bakımını gerçekleştirmekteyiz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, zeytin ağaçlarının kesilmesi söz konusu değil, ihtiyaç halinde taşınacak diye açıklama yaptı. Ki hali hazırda ülkemizde zeytin ağaçlarının taşınmasının örnekleri de var. Muğla'da yaklaşık 40 yıldır elektrik üretilen yatağın termik santralinde kömür madenlerinin üzerinde bulunan zeytin ağaçları zamanında başka bölgelere taşındı. Bu zeytin ağaçları yaklaşık 3-4 sene boyunca verimliliği düşse de daha sonra yine arkamda görmüş olduğunuz üzere tekrardan eski verimine gelmektedir. Öte yandan kömür çıktıktan sonra rehabilite edilen alanlar yeniden yeşillendiriliyor. Ağaçlardan elde edilen zeytinyağları ise ulusal ve uluslararası alanda birçok ödül kazandı. Bu da ağaçlar taşınsa da verimin düşmediğini gözler önüne serdi. Lavanta fidanları dikme projemiz devam ediyor. Bu alanları lavanta fidanlarıyla zenginleştirilerek yöre halkının arıcılık faaliyetlerine destek olmayı hedefliyoruz. Sözde ağaçların kesilmesine karşı çıkanlar son 20 yılda zeytin ağacı varlığının 2 katına çıkarıldığına ise kulak tıkıyor. Saat 7.43, sabah ajansı ekonomi haberimizle devam ediyor. Ekonomi haberimizde merkez bankalarının ekonomiyle son dönemdeki ilişkisinden bahsedeceğiz. Dünya Rusya-Ukrayna savaşına kilitlenmişken piyasalar merkez bankalarından gelecek faiz kararlarına odaklandı. Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının faiz kararları piyasaların radarında olacak. Piyasalar öncelikle 16 Mart'ta ABD'de gerçekleşecek Fed'in FOMC toplantı kararlarını takip edecek. Rusya-Ukrayna savaşının ortaya çıkardığı jeopolitik ve ekonomik risklere karşı piyasa uzmanları uzun bir aradan sonra faiz artırımı yapmasını bekliyor. Sadece faiz kararı değil, aynı zamanda bankanın 2022 yılına ilişkin açıklayacağı projeksiyonlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın mesajları da piyasaların odağında olacak. 17 Mart'ta ise yurt içinde para politikası kurulu toplantısından çıkacak faiz kararı yakından izlenecek. Banka, Şubat ayında gerçekleşen toplantısında faizi %14 seviyesinde sabit tutmuştu. Anket sonuçlarına göre bu toplantıda da politika faizinin %14'te sabit bırakılması bekleniyor. Aynı gün İngiltere Merkez Bankası da faiz kararını açıklayacak. Ukrayna savaşıyla Avrupa borsalarında oynaklığı en üst seviyede seyretmeye devam eden İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı bu açıdan önemli olacak. Haftanın son işlem gününde ise Japonya Merkez Bankası öne çıkıyor. Bankanın politika faizini değiştirmesi beklenmezken destekleyici duruşun ve varlık alım hızının korunacağı tahmin ediliyor. Sabah ajansı devam ediyor ve sevgili seyirciler, dinleyiciler, haberleri vermeyi sürdürüyoruz. Haberleri saat 6'dan beri veriyoruz. Hafta içi her sabah saat 6'da başlar sabah ajansı. Yaklaşık saat 8.50'ye kadar birlikte olacağız bugün de Allah'ın izniyle. İstanbul'da son durum ne havayla ilgili onu anlatalım efendim. Ve Murat Dada yayınımıza katılsın istiyoruz. Hem İstanbul'daki son durumu göstersin hem de hava durumu ile ilgili trafikle ilgili bilgileri aktarsın. Motosikletliler için bir yasak vardı, kalktı mı? Murat Dada, yayınımıza hoş geldin, seni dinliyoruz. Erkan Tan, günaydın. Evet, artık tırıncı kod kalkmış durumda. 4 günlük kar yağışının ardından artık İstanbul'da yavaş yavaş normale dönüyor. Şu an için yine etrafta kar var fakat bu kar da yavaş yavaş eriyecek. Çünkü sıcaklıklar da artmaya başlıyor ta ki Perşembe gününe kadar. Perşembe gününe kadar, yani çarşamba gününe kadar
parçalı bulutlu bir hava bekliyor aslında İstanbulluları. Yer yer parçalı bulutlu, bazen güneşli bir hava bekliyor. Fakat Perşembe gününden sonraysa bu sağanak şeklinde yağmur ve bazen de karla karışık yağmur şeklinde bir hava bekliyor İstanbulluları. Bunun yanında aynı zamanda biliyorsunuz turuncu kot dolayısıyla Vali Ali Yerlikaya motosikletlilerin ve motosikletli kuryelerin ve scooterların kesinlikle trafiğe çıkmasını yasaklamıştı bu 4 gün boyunca. Fakat bugün itibariyle, yani bugün saat 10'dan sonra artık bu yasak ortadan kalkacak ve scooterlar ve motosikletli kuryeler de artık trafiğe karışabilecekler. Bu arada hemen şunu da belirtelim. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 18 ilde eğitime ara verildi. Bazı ilçelerde de yine eğitime ara verildi. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Peki şu an itibariyle 19, bu arada hemen düzeltelim, 19 ilde eğitime ara verildi. Peki şu an itibariyle trafik ne durumda İstanbul'da? Buzlanma vardı biliyorsunuz, gece saatlerinde de aslında bu buzlanma biraz kendini hissettirdi, fakat sıcaklıkların da artık yavaş yavaş artmasıyla artık buzlanmalar da çözülmeye başlandı. Şu an için İstanbul'da trafik yoğunluğu %51'i gösteriyor. Anahtarlarda şu an için durum iyi, fakat özellikle Anadolu yakasında ikinci köprü, yani Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve birinci köprü, yani 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün özellikle Avrupa yakası girişlerinde biraz yoğunluk var. Yani aslında işe gidecek olan İstanbulluların birazcık daha erken çıkmalarında fayda var diyelim ve sözü buradan size bırakalım. Murat Rada'ya teşekkür ediyoruz ve sabah ajansında kar yağdıktan sonra oluşan manzaralarla ilgili görüntülerle yayınımızı sürdürüyoruz. Kar yağışı çileye döndü. Sürücüler zorlandı, vatandaşlar isyan etti. Sokaklar kapalı, temizlemiyorlar. Müşterileri alamıyoruz, kendimiz açıyoruz yolları falan. Temizlik kendimiz yapıyoruz. Maalesef kendi işimizi kendimiz yapmak zorunda kalıyoruz. Belediyemizden herhangi bir çalışma gibi bir niyetleri yok galiba. E5'in üstü burası. Ve bir tane kar küreme aracı yok, tuzlama aracı yok. Ama İBB başkanına bakılırsa her tarafta kar küreme aracı, tuz aracı, yollar açık. Millet açık yolda gidiyor diye söyleniyor medyada ama hiç alakası yok. Rahmettir, berekettir ama İstanbul için tabii ki biraz da zor çiledir. Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da toplu taşımaya yönelen vatandaşlar yine mağdur oldu. Ne oldu ya? İçinde yolcuların da bulunduğu bir İETT otobüsü Ümraniye'de yolda kaldı. Yolcular otobüsü kurtarmak için seferber oldu. Aracı hareket ettirmek için zıplayan yolcuların o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Devam. Belediyeler biraz askıya bıraktı tuzlama ve küreme işlerini. İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrasında gizli buzlanma ve biriken sular kazaya sebep oluyor ki o kazalardan biri de D100 karayolunda meydana geldi. Yine bu araç sürücüsü bu yolda ilerlerken bir anda su birikintisine denk geldi ve direksiyon hakimiyetini kaybetti. Su birikintisi vardı, ondan sonra buzlanma da vardı. Hafif frene dokunurken bariyerlere çarptı, işte araba komple dengesini kaybetti. Ümraniye'de bir İETT otobüsü buzlanan yolda kayarak önce park halindeki otomobile, daha sonra da aydınlatma direğine çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kağıthane'de ise bir otomobil buz tutan yolda yokuş aşağı kaydı. Sokakta yürüyen vatandaşlar kaçışmaya başladı. Otomobil önce bir yayaya, daha sonra park halindeki bir araca çarparak durabildi. Güngören'de de kar yağışıyla birlikte kayganlaşan yolda duramayan otomobil önündeki minibüse çarptı. Maltepe'de yoğun kar yağışına dayanamayan ağaç park halindeki iki aracın üstüne devrildi.
Saat 8'i 5 dakika geçiyor. Gazetelerle sabah ajansı devam ediyor. Efendim sabah gazetesine bakacağız. Primi dolmayanlara erken emeklilik formülü. Sabahta diyor logonun üstünde 3600 ile en düşük maaş ne olacak? Sabahta TOG'dan eksi 40'da iç ısıtan performans, yerli ve milli aracımız TOG. Soğuğa karşı dayanıklılık testleri eksi 40'da onun fotoğrafı var. Alanya'da Fener alayı maçın geniş özetini yayınladık efendim. Ateş gibi derbi. Galatasaray Beşiktaş. Ayrıntılar var. Fenerbahçe Alanya'yı 5-2 mağlup etti. Hem ağaç hem tarih katliamı. Çırağan'da kesilen çınarlar. Ayrıntılar var. Baltalı saldırıdan Kadesle kurtuldu. Mahsun Kırmızı Gül'ün kardeşi eşine dehşeti yaşatmış. Fotoğraflar var. Ebru'nun ölüme sürükleniş anı. Ortaköy'de lüks bir otelin 7. katından düşerek ölen Ebru hayatını kaybetmeden dakikalar önce görüntülenmiş. Ebru tutuklanan Özgür Aydoğan tarafından otel koridorunda sürükleniyor. Onun görüntüleri var. Aşağı doğru iniyoruz efendim. NATO sınırına füze yağdı. Rusya, Polonya'nın dibindeki mülteci kenti Lviv'i 30 füzeyle vurdu. 35 kişi öldü. Stratejik konumdaki kentte NATO'nun eğitim üssü yerle bir oldu. Ayrıntılar var. Sadece krizlerde değil, hep konuşalım. Bu fotoğraf bütün gazetelerde ve bu cümle bütün gazetelerde var. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı'nın fotoğrafları. Ve devam edelim efendim. Her şehidin ruhuna bir can doyurmaya ne dersiniz kampanyası. 10 kitap getirene hediye mama, ayrıntılar var. Ve baba oğlu öldürdü, 2 kişi yaraladı. Ayrıntılar var efendim. İhale yüzünden dehşet saçmış şahıs, fotoğraflar var. Batı medeniyetinin ırkçı ve faşist yüzü. Ayrıntılar var efendim. Camideki vatandaşlarımızın tahliyesi için Lavrov'la görüştüm. Çavuşoğlu'nun açıklamaları. Savaş mağdurlarını Türk şefkati ısıtıyor. AFAD ve Türk Kızılay'ı sınırda. Ukrayna'da Amerikalı gazeteci öldürüldü. Kadın doktor savaşta ülkesine döndü. Almanya'da yaşıyordu. Savaş hikayeleri bütün gazetelerde var. Turkuaz kitaptan yürek yakan bir eser. Diyarbakır annelerinin sesi olan kitap. Annemin sesi. Bize başvuran ondan fazla kadın var. CHP'deki taciz iddiasını gündeme getiren konuşmuş, ayrıntılar var. Aşkını oğlunda yaşatıyor Konya'da Hatice Özkan. İki başarısız hamilelik yaşadı. Üçüncü hamileliğinde eşi Serkan'ın ölümüyle sarsıldı. Babasının adını verdiği ve Seko dediği oğluyla yaşama tutulmuş onun öyküsü var. Kar İstanbul'u terk etti ama buzlanmaya dikkat. Kar topu oynarken silahlı kavga çıktı. 7 kişi yaralandı. Korkunç ve ama gerçek bir haber efendim. Sağlıkçıya şiddete son. 2 yıldır pandemiyle en ön cephede savaşan sağlık çalışanları 14 Mart Tıp Bayramı'nda şiddete son çağrısı yaptılar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye küreselleşmeye teslim olmadı. Kendi göbeğini kendi kesti. Bu Tayyip Erdoğan modelidir. Dünya 21. yüzyıla bu modelle yürümeli. Mahmut Övür'ün röportajında Süleyman Soylu'nun sözleri. Burası A Haber. Rusya ve Ukrayna savaşıyorlar. Savaşın 19. gününde Türkiye Cumhuriyeti Devleti barışın ne demek olduğunu, ne anlama geldiğini ve bütün samimiyetiyle nasıl barış için çabaladığını bütün dünyaya gösterdi. Ayrıca diplomasinin ve uluslararası ilişkilerin merkezi oldu Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Yunanistan Başbakanı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın misafiriydi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'i kabul etti. Gündemde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları da vardı. İstanbul'a gelen Mitsotakis ilk olarak Fener Rum Patrikhanesi'ne giderek Ortodoksluk Bayramı ayinine katıldı. Törenin ardından görüşme için Vahdettin Köşkü'ne geçen Mitsotakis'i Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşıladı. Bir süre Boğaz manzarasını seyreden ikili daha sonra öğle yemeğinde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen kabul 2 saat sürdü. Görüşmenin ana gündem maddesi Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı oldu. Değişen Avrupa güvenlik mimarisinde Türkiye ve Yunanistan'ın özel bir sorumluluk taşıdığına işaret edildi. Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlıklara rağmen iletişim kanallarının açık tutulması ve ikili ilişkilerin iyileştirilmesi konusunda mutabık kalındığı görüşmede, 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine yönelik atılacak adımlar da masaya yatırıldı.
Türkiye'nin attığı adımlara değinen Başkan Erdoğan, Ege sorunlarında ilerleme konusunda inancını koruduğunu belirtti. Sorunların samimi ve dürüst bir diyalog yoluyla çözülebileceğini belirten Başkan Erdoğan, iki komşu ülke olarak sadece kriz zamanlarında değil, her zaman konuşmaları gerektiğini de dile getirdi. Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından kısa bir süre sonra Mitsotakis, parlamentoda yaptığı konuşmada işgalden sonra yeni durum Türkiye ile görüşmemizi gerektiriyor demişti. Mitsotakis ise Yunan basınına yaptığı açıklamada ikili ilişkilerin düzelmesi için temel atıldığını vurguladı. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü. Guterres, Erdoğan'a Rusya ile Ukrayna arasındaki arabuluculuk çabalarından duyduğu memnuniyeti iletti. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler, Almanya Başbakanı da bugün geliyor. Hemen Ankara'ya dönelim. Arzu Fidan verdi, yayınımıza katılsın istiyoruz. Bunları anlatsın. Ankara'nın gündemiyle ilgili olarak 14 Mart Tıp Bayramı. Başkan Erdoğan'ın sağlık çalışanlara önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Başka neler var Arzu Fidan verdiye yayını sözü devredelim. Arzu Fidan verdi, günaydın, seni dinliyoruz. Erkan Tan, günaydın. Öncelikle iyi haftalar dileyerek başlayalım. Başkent Ankara'nın bu hafta ve bugün oldukça gündemi yoğun geçecek. Dilerseniz önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın programından söz edelim. Başkan Erdoğan bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde sizin ifade ettiğiniz gibi yine tıp bayramı etkinliğinde sağlık çalışanlarına ilişkin önemli mesajlar verecek. Hatta bir müjde de vermesi bekleniyor diyebiliriz. Aslında öte yandan baktığımızda Erdoğan'ın programı sadece bununla da sınırlı kalmayacak. Diplomasi trafiği bugün de sürmeye devam edecek. Aslında hatırlatalım, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis dün Türkiye'deydi. Hatta İstanbul'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la önemli görüşme gerçekleştirmişlerdi. İşte bugün de Almanya Başbakanı Türkiye'de olacak ve Ankara'da önemli görüşmeler gerçekleştirecek. Aslında Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Almanya Başbakanı'nı önce kabul edecek. Sonrasında iki lider ilk önce baş başa görüşecekler. Devamında da heyetler arası bir görüşme gerçekleştirecek ve bunun ardından da ortak bir basın toplantısı düzenleyeceklerini ifade edelim. Yine Erdoğan Almanya Başbakanı onuruna resmi bir akşam yemeği de düzenleyecek diyebiliriz. Yine aslında baktığımızda Almanya Başbakanı'nın göreve gelmesinin ardından Türkiye'ye gerçekleştirmiş olduğu ilk resmi ziyaret olacağının altını çizmekte fayda var bugün için. Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ilişkiler bugünkü görüşmede elbette tüm detaylarıyla ayrıntılı bir şekilde görüşülmüş olacak. Yine iki ülke işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar da elbette görüşülecek. Yine başta Ukrayna ve Türkiye-AB ilişkileri olmak üzere diğer güncel ve bölgesel görüşmelerinde detaylı bir şekilde bu görüşmede ele alınacağını da ifade edelim. Öte yandan baktığımızda siyasi partiler ve seçim kanununa ilişkin görüşmeleri de bugün süreceğini söyleyelim. Aslında bugün AK Parti siyasi ve hukuk işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile birlikte MHP hukuk ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız tarafından bu yasanın meclis başkanlığına sunulacağını ifade edelim. Aslında söz konusu yasa üzerinde uzun süredir çalışılıyordu. Peki bu yasa neler getiriyor? Hemen detaylandıracak olursak bu ifadeyi de aslında teklifteki en önemli başlık bu noktada seçim barajı olacak. Buna göre barajın %10'dan %7 oranına kadar düşürüleceğini ifade edelim. Yine teklifin 15 maddeden oluşacağını da söylemekte fayda var. Milletvekillerinin seçim sonrası başka bir partiye geçişinin de bu yasa sayesinde kapatılmış olacağını da belirtelim. Yine 41 ilde aslında örgütlenmesini tamamlayan partiler de bu yasa sayesinde seçime katılma hakkına sahip olacaklar. Yine nispi temsil sistemi devam edecek. Mecliste grup kuran partilerin seçime girme hakkı kazanmasına yönelik uygulamaya da bu düzenleme sayesinde son verileceğini söyleyelim. Yine bu yolla baktığımızda partilerin grup kurmak için milletvekili transfer etmelerinin de bu düzenleme sayesinde önüne geçileceğini söyleyelim. Son olarak partilere hazine yardımı ve seçimde %3 oy alma hakkı koşulunun da bu düzenleme sayesinde devam edeceğini ifade edelim ve söz tekrar size bırakalım. Savaş genişler mi? Rusya Batı'yı sakın karışma, bak vururum mu dedi. Polonya'ya mı sıçrayacak bu savaş gibi sorular bu saldırının ardından soruldu. Ukrayna Devlet Başkanı da
Ukrayna Devlet Başkanı da Batı'yı uyarıyor. Eğer hava sahamızı kapatmazsanız Rus füzelerinin NATO topraklarına düşmesi an meselesidir. NATO'yu bu sözlerle uyardı. Ukrayna'nın işgalinin Rusya'yı durduramayacağını öne süren Zelenski, Batı'ya bir kez daha uçuşa yasak bölge çağrısı yaptı. Ve şimdi tekrar ediyorum, eğer göklerimizi kapatmazsanız Rus füzelerinin sizin bölgenize, NATO topraklarına ve NATO ülkelerinin vatandaşlarının evlerine düşmesi an meselesidir. Amerikalı gazeteci Brent Renaud bugün Kiev bölgesinde öldürüldü. Meslektaşı yaralandı. Rus ordusunun kasıtlı bir saldırısıydı. Ne yaptıklarını biliyorlardı. Ancak batıdaki herkes ne yaptığını bilmiyor gibi görünüyor. Zelenski, 13 Mart sabahı Lviv'e düzenlenen saldırıyı da değerlendirdi. Dünün başlangıcı karanlıktı. Ülkemiz yine Rus füzeleri ve hava bombardımanıyla vuruldu. Lviv bölgesi 30'dan fazla füzeyle hedef alındı. Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezi'nin bombalanması sonucu 35 kişi öldü, 134 kişi de yaralandı. Ukrayna lideri, Rusya'ya karşı direnişi sürdüren asker ve sivillere moral vermeyi de ihmal etmedi. Onlar Kiev'i savunan ve kazanacağımızı bilen cesur adamlar, gururlu adamlar. Zaferin yaklaştığını hissedebilirsiniz. İnsanlarımızı birleştirme konusundaki eşsiz yeteneğimiz sayesinde kazanacağız. Her zaman insanımıza sahip çıkabiliriz. Onların ruhunda, kalplerinde ve samimiyetlerinde sadece Ukrayna var. Ukrayna'daki savaşın 18. gününde Amerikalı bir gazeteci Rusya'nın Irpin'e yönelik saldırısında hayatını kaybetti. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında Amerikalı gazeteci Brent Renaud hayatını kaybetti. Gelişmeyi Kiev Polis İdaresi duyurdu. 51 yaşındaki Amerikalı gazeteci Renaud, Rusya'nın Irpin bölgesine düzenlediği saldırıda yaşamını yitirdi. Saldırıda iki gazeteci de yaralandı. Tedavi için hastaneye kaldırılan bir gazeteci yaşananları anlattı. Where are you from? The U.S. Yes. What happened to you? We crossed one the first bridge in Irpin. We're going to film other refugees leaving, and we got onto a car. Somebody offered to take us to the other bridge, and we crossed a checkpoint, and they start shooting at us. So the driver turned around, and they kept shooting. It's two of us. My friend is Brent Renaud, and he's been shot and left behind. And how is he? I don't know. You don't know what happened to him? I saw him being shot in the neck, and we got split, and I got pulled onto the... And who brought you here? An ambulance, I don't know. Hayatını kaybeden ABD'li gazeteciye ilişkin ilk açıklama ABD Ulusal Güvenlik Başdanışmanı Sullivan'dan geldi. Sullivan, gazetecinin ölümü hakkında daha fazla bilgi almak için müttefikleri ve ortaklarıyla iletişime geçeceğini belirtti. Renaud bir dönem çalıştığı New York Times'ta açıklamada bulundu. Brent Renaud'un ölümünü duyduğumuza çok üzüldük. Brent yıllar içinde The New York Times'a katkıda bulunan yetenekli bir fotoğrafçı ve film yapımcısıydı ifadeleri kullanıldı. Rusya ve Ukrayna savaşıyorlar. Savaşın 19. günü bugün. Mahsur kalan Azerbaycanlı kardeşlerimizin Ukrayna'dan tahliyesi devam ediyor. 200 Azerbaycanlı daha Ukrayna'dan tahliye edildi. Çok iyi karşıladılar burada. Çok sağ olsunlar. Bütün Türk dünyasına razı olsun. Ukrayna'da yüzlerce Azeri vatandaşı savaşın ortasında mahsur kaldı. Tahliyeler için Türkiye harekete geçti. 200 Azerbaycanlı ülkelerine dönmeden önce İstanbul Esenler'deki Mehmet Öcalan Spor Kompleksine getirildi. Gıda, barınma ve temizlik imkanları sağlandı, çocuklara oyuncak verildi. Tesiste tüm ihtiyaçları giderilen Azerbaycanlılar Türkiye'ye teşekkür etmeyi unutmadı. Bizim evlerimiz bomba altındadır. Bizim başımızın üstünde bomba uçurdu. İşim, gücüm, evim, eşiğim kaldı. Sonra da buraya Türkiye'ye geldik. Allah Türkler de canını sağ eylesin. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu aziz ve asil millet diline, dinine, ırkına, tenine, rengine bakmaksızın mağdur ve mazlum olan herkese yardım ediyor. Açık ve net bir gerçek. Dünya bir kere daha bu gerçeğin altında ezildi. Çünkü kendileri diline, dinine, ırkına, siyasi görüşlerine ve hatta bakarak mülteci ayrımı yaptılar.
Devam edelim bakalım kaç kişi mülteci haline geldi. 2.698.280 mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti. Rusya'ya da geçen var tabii. 105.897 kişi Rusya'ya geçmiş. Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 18-23 Şubat'ta 96.000 kişi Rusya'ya geçti. Moldova'ya geçenler 104.929, Romanya'ya geçenler 84.671 kişi, Macaristan'a geçenler 246.206, Slovakya'ya geçenler 195.980, Polonya'ya geçenler 1.655.503, diğer Avrupa ülkeleri 304.156, Belarus'a geçenler 938. Toplam 2.698.280 mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bu konuyla ilgili değerlendirmeleriyle Sabah Ajansı sürüyor. Burası A Haber. Düne kadar aman Türkiye bizim göçmen depomuz olsun, Türkiye'den herhangi bir şekilde Avrupa'ya kaçak göç gelmesin, daha doğrusu Türkiye rotasından gelmesin, onun için Yunanistan göçmenleri itmiş, dondurmuş, öldürmüş, bunun bir anlamı yok. Bunu görmezden gelelim. Anlayış içerisinde olanlar, şurada Belarus'la Litvanya arasında olan, İngiltere ile Fransa arasında olan, karşı karşıya süreç görünce eli ayağı tutuştu. Veya şimdi Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle ortaya çıkan göçün oluşturduğu sonuçlarla karşı karşıya bıraktı. 20. asrın sonunda her şeyi kendine ait bazı anlayışlarla geçirebileceğini ve bundan sonra dünyanın bir güvenlik tehdidiyle karşı karşıya kalmayacağını ifade eden Batı, tehlike çanlarının çaldığını ancak kapısının kırıldığında anladı. Suriyelileri gözünüzün önünde öldürmelerine seyirci kaldınız. Çocukların ölmesine seyirci kaldınız. E şimdi madem o kadar güçlüsünüz, madem o kadar kendinize ait büyük bir özgüven sahibisiniz, Ukraynalı çocukların ölmesine, yaşlıların ölmesine engel olun. Hadi engel olun. Çünkü Batı haykırdı efendim. En yüksek sesle söylediler. Televizyonda program yapanlar, sunanlar, televizyonda yorum yapanlar. Sarışın, mavi gözlü, Hristiyan bu gelen mülteciler dediler. Bilinç altlarını fışkırttılar sevgili seyirciler. Onlar kara kaşlı, kara gözlü, Müslüman mülteci istemediler. Sarı saçlı, mavi gözlü Hristiyan mültecileri kabul ettiklerini, edeceklerini hem gösterdiler hem söylediler. Bu arada efendim Ankara'da çok önemli bir toplantı var. Onu size duyurmak istiyoruz. O toplantı ikincisi yapılan bir toplantı. Uluslararası Medya İslamofobi Forumu. Çok önemli. İslam düşmanlığıyla yeni nesil mücadele. İslam düşmanlığı var. Mücadele nasıl olmalı? Kültür ve Turizm Bakanlığı var. Diyanet İşleri Başkanlığı var. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı var. Radyo Televizyon Üst Kurulu var. Ankara Bilim Üniversitesi var düzenleyenler arasında. Söyleyelim sevgili seyirciler ve dinleyiciler. Çok önemli. 15 Mart 2022 tarihinde saat 10'da Ato Kongrezyum'da İslam düşmanlığı ile yeni nesil mücadele. 15 Mart 2022 Ato Kongrezyum'da saat 10'da başlıyor. İkinci Uluslararası Medya İslamofobi Forumu. Bunu da bilginize ilginize arz ediyoruz. Sabah Ajansı'nda birlikteliğimizi sürdürüyoruz. Saat 8.32. Orta Doğu'da neler oluyor? Konu bu efendim. Çok özel ve çok önemli bir gündem. Savaş ve yıkımla çalkalanan Doğu Avrupa'da endişe büyürken, Orta Doğu'da da olası krizin ayak sesleri yükseliyor. İran devrim muhafızlarının Irak'ın kuzeyine balistik füzelerle düzenlediği saldırı, Bağdat-Tahran hattında gerilime neden oldu. Saldırı sonrası, İran'ın Bağdat Büyükelçisini bakanlığa çağıran Irak Dışişleri, Tahran'dan resmi açıklama talep ederek nota verdi. Balistik füzelerle düzenlenen saldırıya ilişkin önemli bir açıklama da ABD'den geldi.
Tahran'ı kınadıklarını açıklayan Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İran'dan gelen tehditlere karşı müttefiklerimizi savunacağız dedi. Yaşanan gelişmeler, ABD ile İran arasında sona yaklaşılan nükleer müzakerelerin gidişatına ilişkin de belirsizliğe yol açtı. Irak'ın kuzeyindeki Erbil kenti 13 Mart gecesi peş peşe ateşlenen balistik füzelerle vurulmuştu. Iraklı yetkililer füzelerin Harir Hava Üssü ve ABD konsolosluğunu hedef aldığını duyurmuştu. Saldırıyı üstlenen İran devrim muhafızları ise Erbil'de İsrail istihbarat ajanı Mossad'a ait bir kompleksin hedef alındığını öne sürmüştü. Takvim gazetesiyle devam ediyoruz yayınımıza efendim. Rekor fırtınası Trabzonspor'dan bahsediliyor. Buyurun derbiye. Derbi Galatasaray ve Beşiktaş takımları arasında efendim. Fener Arda ile Güler, skor 5-2. Sponsora gelin. Hadise Mehmet Dinçer'le evlilik, Dinçer'ler ile evlilik için gün saymaya başladı. Sponsorlar ise tek tek kapısını çaldı. Mehmet Dinçer'ler ve Hadise'nin evliliği haber olmuş. Takvim gazetesinde donduk kaldık. Milyonlarca Ukraynalı canını kurtarmak için dondurucu soğuğa ve açlığa meydan okudu. Konuyla ilgili fotoğraflar var. Rusya'da ise, Ruslar ise batılı firmalara akın etti. Binlerce kişi son kez don süt yiyen alabilmek için Victoria's Secret'in kapısında bekledi diyor haberde. Takvim gazetesinde sürükleye sürükleye ölüm. İstanbul Ortaköy'de inşaat firması sahibi Ebru Cizdan'ın lüks otelin çatısından atlayarak canına kıydığı iddia edildi. Ancak kamera kayıtları Cizdan'ın 26 yıldır birlikte yaşadığı Özgür Aydoğan tarafından koridorda sürüklendiğini tespit etti. Ayrıntılar var. TOG, yerli ve milli otomobili stok, karlı yollarda zor bir test gerçekleştirdi. -40 derecede zorlu koşullarda test edildi. Aynı gün doğdular ama ikiz değil. İzmirli Sevinçelik bir aylık hamileyken ikinci kez hamile olduğunu öğrendi. Poyraz ve Ayaz'ı dünyaya getirdi. Ayrıntılar var efendim. Devam ediyoruz yayınımıza. Sevgili seyirciler, sevgili dinleyiciler. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ AK Parti İl Başkanlığı Teşkilatı'na seslendi. 18 Mart Köprüsü'nün, Çanakkale 18 Mart Köprüsü'nün açılışına herkesi davet etti. 18 Mart'ta Tekirdağ özellikle muhteşem köprümüzün açılışında büyük bir katılımla bekliyorum. Orada sizlerle bir arada olmayı arzu ediyorum. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım'ın da katıldığı AK Parti Tekirdağ İl Teşkilatı buluşmasına telefonla bağlandı. Partilileri 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nün açılışına davet etti. Bu köprümüz dünyanın ilk 3 köprüsünden bir tanesi. Ve bütün dünyayı hayran bırakacak olan böyle bir köprünün açılışı Tekirdağ için, bu çevre iller olarak, Edirne'miz için, Kırklareli için, Çanakkale için, İstanbul, İzmir için, bütün bu çevre iller için bu muhteşem bir açılış töreni olacaktır. Dolayısıyla bu törende hep beraber olalım istiyorum. Bu gelecek nesillere, çocuklarımıza, torunlarımıza en büyük miras olacaktır. Yakından Başkan Erdoğan 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nün getireceği kolaylıklara değindi. Hatırlayın, Çanakkale'nin yeni bulunsundan Eceabat'ına geçişler hep şeydi. Bir olur, deniz yapar ve arabalılar çalışmazdı, feribotlar çalışmazdı. Ama şimdi artık bu sıkıntıları bir kenara bırakıyoruz. Herkes arabasıyla veyahut da yük araçlarıyla rahatlıkla bu köprüden geçme şansını bulacaktır, yakalayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı! Köprünün
ediyorum. İstanbul'da Çırağan Caddesi'ndeki tarihi çınarların kesilmesi herkesi çok derinden üzdü. İşte o tarihi çınarların bir bir kesilme ve taşınma görüntüleri. Beşiktaş Çırağan Caddesi'nin simgesi asırlık çınar ağaçları geçtiğimiz günlerde kansere yakalandığı gerekçesiyle kesilmişti. Asırlık çınarların kesilmesinin ardından tepkiler de peş peşe geldi. Ben hayvancılık yapıyorum, çiftçilik yapıyorum aynı zamanda. Bir fidan nasıl yetiştiğini ben çok iyi biliyorum. Onun için yani inan bana şunu kolum kesseydim bunu görmeseydim daha iyiydi. İşte o çınarların kesilme anları çevrede bulunan kameralara böyle yansıdı. Önce elektrikli testerelerle kesilen çınarlar ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince elden ele taşınarak kamyonlara yüklendi. İstanbullular şehrin simgesi olan çınar ağaçlarının kesilmesi karşısında şaşkına döndü. Gerçekten yazık olmuş, onlara bakıyordum şimdi. Etrafı demir ızgaralarla kapatılmış. İstanbul'da Unkapanı Köprüsü bağlantı noktalarında üçüncü kez açılma yaşandı. Bir süre trafiğe kapatılan köprü incelemeler sonucu tekrar açılmış. Unkapanı Köprüsü üçüncü kez ayrıldı. Trafik akışı bir süre durduruldu. Yaklaşık 20 santimin üzerinde bir ayrılma görüldü. Tarihi yarımadayı Beyoğlu'na bağlayan 88 yıllık köprü soğuk hava ve rüzgarın da etkisiyle cuma ve cumartesi günleri ayrılmıştı. Unkapanı Köprüsü'nde üçüncü kez aynı görüntü oluştu. Köprüde ayrılma nedeniyle trafik önce iki şerit olarak kapatılmıştı. Şu anda ise üç şeritte tamamen trafiğe kapatıldı. Sebebi ise yine Unkapanı Köprüsü üzerindeki o ayrılmanın üç gün üst üste üçüncü kez meydana gelmesi. Duba'daki hareket neden? O çapalardan kopanlar mı var? Daha önceden de bu çapaların daha dengelenmesi için burada ilave zincirlerle mesletlenmesi sağlanmış. Bundan mı olmuş? Genleşme derzlerinden mi olmuş? Bunları bir iyice bir bilmek lazım. Buna göre tedbir almak lazım. Köprüde yapılan kontroller sonucu yaşanan ayrılmanın trafiği tehlikeye düşürecek boyutta olmadığı tespit edildi. Unkapanı Köprüsü 3 günde 3. kez yine trafiğe kapatılınca vatandaşlar beklemekten sıkıldı ve yürüyerek köprüyü geçmeye çalıştı. Unkapanı Köprüsü ilerleyen dakikalardan sonra trafiğe açıldı. Burası 2021 yılında bir onarım geçirdi ve aslında hatırlanacağı gibi Büyükşehir Belediye Başkanı kendi sosyal paylaşım sitesinden köprünün tamamen güçlendirildiğini belirtmişti. Yani bilmiyorum, sadece köprü olsa iyi. Bütün yollar çakır çukur zaten. Her taraf yapacak bir şey yok. Katlanacağız artık seçimlere kadar. Ya gevşeklik var zaten yani İstanbul Büyükşehir'inde. Gevşeklik var. Yenilemek lazım. Şu anda Allah'tan hani bir yatay deformasyon yapmış. Bir de düşey deformasyon da yapabilir. O zaman daha büyük bir olumsuzluk trafik güvenliği açısından oluşturur. Saat 8.42, burası A Haber, Sabah Ajansı devam ediyor. Baykar teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, yerli, milli, insansız savaş uçağı Kızıl Elman'ın müjdesini verdi. Selçuk Bayraktar hangara girdi, yerli ve milli teknoloji ürünü İHA'ları tanıttı. İHA ve SİHA'ların gelişim sürecini TB1'den başlayarak anlattı. Arkamda Bayraktar TB1'i görüyorsunuz. Bayraktar TB2'nin ilk teknoloji demonstratör prototipi. İlk uçuşunu 2009'da yapmıştı. Tam otomatik bir şekilde. Ve dünyaya nam salan Bayraktar TB2. Onun hakkında da bilgi verdi. Pist başına gidip otomatik kalkış yapıp 8 saat havada kalıp otomatik bir şekilde inmişti ki o dönemde yurt dışından aldığımız İHA'larda dahi bu özellik yoktu. Geleceğin uçan taksileri Cezayir'de unutulmadı. Sonlar o da geleceğin drone taksileri diyebileceğimiz, uçan arabaları diyebileceğimiz Cezayir.
finalde sözü Türkiye'nin gurur kaynağına, Kızıl Erme'ye getirdi. Tabii ailemizin en genç ve en iri üyesi Bayraktar Kızıl Elma var. O da ilk uçuşuna gün sayıyor. Selçuk Bayraktar, ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma'dan daha fazla motive eden bir şey olduğunu söyledi, al bayrağı gösterdi. Bizler için tabii mühendisler olarak bu platformları ekip olarak hayata geçirmek çok büyük bir gurur kaynağı. Ama bizleri en fazla motive eden şey yukarıda gördüğümüz ülkemizin tam bağımsız yarınları. Muharip insansız uçak sistemi 40 bin fit operasyonel irtifaya, 5,5 ton kalkış ağırlığına, 1,5 ton faydalı yüke ve 1 ton mühimmat taşıma kapasitesine sahip olacak. İlk prototiplerin ses altı, sonrakilerin ise ses üstü hıza sahip olması bekleniyor. Kızıl elma geliyor. Elhamdülillah Selçuk Bayraktar. Yaptıkları kadar önemli bir işin de mimarı. Selçuk Bayraktar bu ülkenin gençlerine yapabilecekleri özgüvenini anlattı, gösterdi. En az yaptıkları kadar önemli ve değerli bu. Sevgili seyirciler, hem Bayraktar ailesinin hem bu işlere emek veren herkesin en önemli hizmetlerinden biri de bu. İşte bu işlere emek verenlerden bir tanesi daha şimdi huzurlarınıza geliyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir önemli açıklamalar yaptı. Son yıllardaki çalışmalar sayesinde savunma sanayinde dışa bağımlılık azaldı. Türkiye'de ileri teknoloji ve stratejik ürünlerde bağımlı olma lüksümüz yok. Antalya Diplomasi Forumu'na katılan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir son gelişmeleri anlattı. Denizde ve karada, havada olduğu gibi hatta deniz altında insansız sistemlerin çok önemi var. Bu konuda geliştirme çalışmalarımız devam ettiği gibi geliştirilen ürünlerin bir kısmını da sahaya verip belirli sayıda sahada kullanıp geri bildirimlerle beraber onları olgunlaştırmak istiyoruz. Türkiye'nin şu anda hava araçlarında olduğu gibi kara ve deniz ve denizaltı araçlarında da çok büyük bir mesafe aldığını göreceğiz. Demir, yerli silahların ihracatını artırmak için çalışmalara hız verdiklerini ifade etti. Aslında helikopterimizin performans olarak çok iyi durumda olduğunu biliyoruz. Dünyadaki birkaç iyi üründen birisi bu. İşte ihracatta karşılaştığımız sorun motorla ilgili gelen ihraç müsaadesi sürecinde yaşanan tıkanmalar idi. Bir taraftan da kendi yerli motorumuzu bu helikopterlere entegre etme ve kullanma konusunda da çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. İnşallah çok uzun bir süre geçmeden kendi sistemlerimizi de burada görüp ihracat konusunda bu engeli aşmış olacağız. Savunma sanayimizdeki gelişmeler bir, düşmanlarımızı kudurtuyor. İki, düşmanlarımızın Türkiye'de işbirlikçileri var, siyasi partileri var, düşmanlarımızın gazeteleri, televizyonları, radyoları var, sivil toplum örgütleri var. Onlar da kuduruyorlar. Yerli ve milli savunma sanayimiz geliştikçe şimdi yerli ve milli otomobilimizden bahsedeceğiz. Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, karlı yollarda işte böyle poz verdi. TOGG, -40 derecede gerçekleştirilen testi büyük bir başarıyla geçti. Ülkemizin büyük bir kısmında etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte TOGG da kendini karlar arasında gösterdi. TOGG'un sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşımda dünyanın önde gelen akredite test merkezlerinde -40 dereceye varan zorlu parkur koşullarında içimizi ısıtan başarılı sonuçları elde etmeye devam ediyoruz ifadeleri kullanıldı. TOGG'un tescilini aldığı Use Case Mobility etiketiyle paylaşılan görsellerde kamuflajlı SU model aracın karla kaplı yollarda olduğu görüldü. Tamamen elektrikli bir otomobil için aşırı soğuk hava testleri çok önemli. Zira bu konuda gerçekleşen test sonuçları aracın geleceği için büyük katkı sağlıyor. Bu sene başında Los Angeles'taki Consumer Electronic Show fuarında dünyanın dikkatlerini çeken TOGG, başkent Ankara'da 30-31 Mart'ta düzenlenecek
Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi fuarında görücüye çıkacak. Dünyanın önde gelen markalarının katılacağı fuarda Tok stand açacak, yerli otomobili tanıtacak. Bursa'nın Gemlik ilçesinde hızla yükselen Tok fabrikasında üretimi yapacak robot kolların montajına başlandı. İlk otomobil bu yıl sonunda banttan indirilecek. Tok Gemlik fabrikasında yıllık 175 bin adet üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor. Burası A Haber. Saat oluyor 9. Artık bundan sonra biz yokuz. Görevi Johnson helvacıya devrediyor. Huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Allah'a emanet olunuz.